Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 12 Haziran Çarşamba akşamındayız. Haber Arena programıyla an itibariyle karşınızdayız. Siyasetin gündemi oldukça yoğun ve bu yoğunlukta değerli konuğumuzla, konuklarımızla tartışacağız. Haliyle özel Erdoğan görüşmesi, dünkü yapılan bu görüşmenin detayları dan ziyade MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları daha ön planda oldu. Bu gündemimizde olacak. Özellikle Bahçeli'nin açıklamalarında bugün Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek mesajı vardı. Bu anlamda mesaj verildi ve sonrasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de bu anlamda açıklamaları var, tweetleri, sosyal paylaşımları var. Bu da tabii ki gündemimizde olacak. Siyasette neler oluyor bu anlamda? Tabii ki gündemimiz özellikle dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ikili temaslarından sonra yaşananlar ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün özellikle açıklamaları var. Buna değineceğiz. Gündemimizi oldukça meşgul eden bir konu. Ve yine diğer bir konuda ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Uluslararası Haber Ajansı Reuters'a Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu da gündemimizde olacak. Yarın İtalya'da G7 Liderler Zirvesi var. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün İspanya'daydı ve yarın da İtalya'da olacak. Bu G7 Liderler Zirvesi'nde de kendisi Türkiye'yi orada temsil edecek. Dedik ki gündem oldukça yoğun ve bu anlamda değerli konuklarımızı hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Masamda Posta Gazetesi yazarı Sayın Oral Çalışlar. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş nasılsınız? Bulduk, İyi misiniz? Ol. Biraz sinirli gördüm sizi. Evet, sinirliyim. Onun nedenini birazdan soracağım. Doğru, evet. Belki su serper yüreğinize, turuncu mu desem, sarı mı desem yakışmış gömleğiniz. Öyle mi? Renkler evet. Uymuş yani. Güzel olmuş, evet. Ve soluma dönüyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, stratejist Sayın Profesör Doktor Cemal Ziyer. Efendim siz de hoş geldiniz. Bugün misafirimizsiniz Lider Haber'de. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hayırlı, güzel yayınlar olması dileğiyle. İnşallah, inşallah. Ve video konferans yoluyla bizlerle Star Gazetesi yazarı Sayın Resul Tosun. Resul Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız bu hafta? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, iyi bir yayın olsun. Hava çok sıcak. Stüdyodaki arkadaşlara da... Hava oralarda da sıcak Oral mı? Cemal Bey'e de selam ediyorum. Sıcak, burada da sıcak. Aman dikkat edin. Şimdi evet değerli konuklarım gelelim gündemimize. Dünü bir hatırlayalım. CHP lideri Sayın Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün CHP Genel Merkezi'nde 18 yıllardan sonra bir ziyarette bulundu. Bu anlamda 12. katında ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Özgür Özel ve sonrasında bir açıklama yapılmadı ama tokalaştılar ve sonrasında zaten yine CHP kanadından olumlu mesajlar, açıklamalar geldi. Dolayısıyla onun yansımaların yani konuşan orada ne konuşulduğundan ziyade gündemde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün özellikle yine o görüşme gerçekleştirilirken hemen yüzüğünün konuşulması, sonra kalın bir dosyayla kameralar karşısında fotoğraflarının verilmesi, bunların ne anlama geldiği çok konuşuldu. Ama bugün bu meseleye kendisi bizzat açıklamalarda bulundu. İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi Ülkücü Harekete yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikaste refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması bir hak ve hukuk arayışından öte iç ve huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Ne yapıyorsak, ne söylüyorsak Türkiye ve Türk milletinin çıkarınadır ifadelerinde bulundu. Ve özellikle de AK Partili gibi görünen isimlerin değerlendirmelerini de dikkate alarak bir öneride bulundu. AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir ifadesinde bulundu. Özellikle el cümleyle vurguladığı Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecektir dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Bunun akabinde hemen sosyal medya hesabından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamalarda bulundu. Ve yine tabii ki Devlet Bahçeli'yi destekler nitelikte bir açıklamaydı. Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir denildi. Şimdi bu
ifadeler, bu söylemler üzerinden ben Resul Bey size öncelikle yönelmek istiyorum. Dünü ve bugünü nasıl değerlendirirsiniz? Siyasette neler oluyor? Erdoğan ve özel görüşmesinin akabinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün ve bugün paylaşımları, açıklamaları ne anlam ifade ediyor? Öncelikle Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı ziyareti aslında tarihi bir olaydı. Üzerinde durulması gereken bir olaydı. Detaylara girmeden benim dikkatimi çeken en önemli noktaya sadece temas ederek Devlet Bey'in söylemlerine geçeyim. Evet. Bu ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence en güzel hareketlerinden birisi ve birincisi Cumhurbaşkanı kendilerini ziyarete gelirken Cumhuriyet Halk Partisi binasının önüne Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu bir Türk bayrağı çekmesidir. Bakınız bu son derece önemli bir ve son derece pozitif ve güzel bir harekettir. Aynı hareketi genel başkanın odasında yine Cumhurbaşkanı forsunun bulunduğu bir bayrak bulundurarak bence Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaklaşım değişimini bu iki simgesel hareketle göstermiş oldu. Çünkü eski sabık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Bey maalesef Cumhurbaşkanı'na genel başkanlığını yaptığı sürece CHP'nin tek bir kez dahi olsun Cumhurbaşkanı dememiştir. Onun Cumhurbaşkanlığını sürekli, Cumhurbaşkanlığının meşruiyetini sürekli tartışmış, hakarete varan ifadelerle Cumhurbaşkanını Cumhurbaşkanı olarak görmemiştir. Özgür Özel Bey de ise özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı makamına saygıda kusur etmeyeceğiz açıklaması bence artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin 152 oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmayacağını ifadesi bağlamında fevkalade önemliydi. Tabii Özgür Bey'in eleştireceğimiz çok şey var bu arada bir taraftan makama saygıda kusur etmeyeceğini söylerken öteki tarafta Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını indiren bir demli belediye başkanına partisinin sahip çıkıyor olması da bir tenakuz. Ancak dünkü ziyarette yine tekrar ediyorum Cumhurbaşkanlığı forsunun genel merkezin önüne bayrağına çekilmiş olması ve içeride de aynı forsu kullanıyor olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının meşruiyetini kabul ettiği anlamına gelir ki bence bu hareket dünkü yani hep televizyonlarda konuşuldu, yazıldı, edildi. Evet. Bu noktaya sadece temas edilmedi. Bence en güzel hareket CHP'nin Cumhurbaşkanlığı forsuyla Başkan Erdoğan'ı karşılamış olmasıydı. Oysa parti genel merkezinde karşılıyordu. Koymak mecburiyetinde değildi. Yani oraya bir Cumhurbaşkanı forsu bulunan bir bayrak asmak gibi mecburiyeti yoktu. Öyle bir protokol de aslında yok. Ama bence CHP'nin yaptığı en güzel hareket Cumhurbaşkanlığı forsuyla Cumhurbaşkanı'nı orada karşılamış olmalarıydı. Gelelim Devlet Bey'in dünkü ve bugünkü açıklamalarına. Evet. Öncelikle Cumhuriyet affedersiniz AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi İki farklı siyasi parti. Yani her konuda zaten anlaşmış olsalar iki ayrı parti olmazlardı. Tek parti olurdu. Dolayısıyla iki parti arasında ve partinin mensupları arasında da farklı düşünceler, farklı görüşler olabilir. Ancak önemli olan Cumhur İttifakı'nı oluştururken AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, daha sonra katılan Büyük Birlik Partisi, BSP, Hüdapar'a katılırken çizilen bir çerçeve vardı. Önemli olan ne AK Parti içinde ne MHP içinde bu çerçeveyle ilgili itirazı olan bir siyasetçi yok. Elbette ki katılmayacağımız MHP'nin fikirleri vardır. Evet. MHP'nin de AK Parti'deki katılmayacağı düşünceleri vardır. Ancak Cumhur İttifakı'nın çerçevesi sağlamdır.
Cumhur İttifakı'nın mevcudiyetine her ne kadar birileri işte MHP ile ittifaktan dolayı bazı tepki alıyoruz şeklinde evet. bir takım eleştiriler olsalar da bu Cumhur İttifakı'nın çerçevesinin bozulmasına, dağılmasına yol açabilecek kabilden bir itiraz, bir söylem, bir eleştiri, bir öz eleştiri değildir. Dolayısıyla gerek dünkü MHP Genel Başkanı Devlet Bey'in yaptığı açıklama, gerekse bugünkü hem Millet Cumhur İttifakı'na bağlı kalmaya devam edeceğini söylüyor olması, bu ittifakın temellerinin sağlam olduğunu gösteriyor ki, bu ittifakın protokolü 2019'da YSK'ya verildi, yine 2023'te tekrar YSK'ya verildi. O protokoldeki ana hat yani parametrelere hiç kimsenin itirazı yoktur, olamaz. Ama bırakın ufak tefek itirazlar, şeyler olsun. Bu söylediğim gibi Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve devamlılığını olumsuz etkileyecek şeyler değildir. Bu iki farklı partinin aradaki farklarının zaman zaman gün yüzüne çıkması şeklinde değerlendirilebilir. Resul Bey, şunu sormak istiyorum. MHP lideri, AK Partili gibi görünen isimlerin değerlendirmelerini de dikkate alarak bir öneride bulundu dedik ya başta. AK Parti içindeki gayrı memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir dakika, tekrar eder misin? Başta CHP ile mi dedi, MHP ile mi dedi? AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, Bahçeli'nin sözleri bunlar, AK tamam. Parti ile CHP arasında. AK Parti ile CHP arasında. Ne olacak? AK Parti ile CHP arasında ittifak mı kurulacakmış? Geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir dedi. Ya bu son derece yani kabulü mümkün olmayan bir ifade. Yani evet, şimdi CHP'yle, baktığımızda CHP'yle, burada evet destek mesajı var MHP liderinin ama sanki böyle gizli gizli bir sitemkar ifadeleri de var. Ya sistemin ötesinde biraz da şey var yani orada istihfaf var. İstihfaf diyeyim de Türkçesini artık yani istihfaf var. O doğrusu o, evet orada bir sitem göze çarpıyor. Ben o evet. o CHP şeyini atlamışım onu. Evet. Özellikle notlara tekrar dikkat baktım. Etmedim. Evet. Dikkat etmedim. Ancak Devlet Bey'in böyle zaman zaman çıkışları biliyorsunuz. Oluyor, olacaktır bu. Yani her gülün dikeni de mutlaka olacaktır. Dolayısıyla bunlar söylediğim gibi Cumhur İttifakı'nın çerçevesini dağıtmaya, bozmaya, devamlılığını engellemeye mani değildir kesinlikle. Evet, döneceğiz birazdan tekrar size Resul Bey. Şimdi izninizle Cemal Bey'e de sözü vereyim. Oral Bey, sonra size döneceğim. Dün de özellikle bu ziyaret gerçekleşirken biz de beraber yine yayındaydık. Ekonomide gündemi konuşuyorduk ki hali ekonomiye yansımaları da zaten ziyaretlerin oldukça fazla oluyor ki baktığımızda enflasyonla mücadele ettiğimiz bir ülkede tabii ki ilk öncelikli konu ekonomidir haliyle ki seçimlere de bu sonuçlar yansıdı. Dolayısıyla baktığımızda yine Resul Bey'in söylediklerini istinaden bugün az önce okuduğum MHP lideri Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, yine Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesi, öte yandan dünkü Bahçeli'nin yüzük fotoğrafı bu anlamda yine kalın bir dosyayla paylaşımı da dikkat çekmişti. MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın'dan da bir açıklama geldi bu anlamda. Devlet Bahçeli'nin tartışma yaratan yüzük ve dosya paylaşımı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve dedi ki öküz altında buzağı aramaya gerek yok ifadelerini kullandı. Bundan bir çıkarım yapmayın demek istedi. Haliyle bugün de Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da bu yönde oldu. Evet, biraz sitemkar ifadeler de var ama nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi siyasi gündem yaz ayının ısınmasıyla beraber ısınmış olduğunu görüyoruz. Evet, havalar çok sıcak. Yani onun için gündemde tabii bir defa tek tek bakmak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Özgür Özel'le Sayın Cumhurbaşkanı'nın buluşması, bu ikinci buluşma olması
ve 18 yıl sonra yapılmış olması iyi bir gelişme. Türk siyaset için pozitif bir gelişme ve önemli ve değerli Hatta buluyorum. Bugün yine takip etmişsinizdir. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e davet de vardı. Hı. Dedi ki Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönüm kutlamalarına birlikte gidelim. Evet. Bu güzel bir şey. Kıbrıs Barış Harekatı dünyaya mesaj olur. Evet. Yani Türkiye çünkü Batı bloğu Türkiye'nin yumuşak karın arıyor. Ve bunun için çok uğraştı. Yani bu FETÖ darbelerinin süreçlerini bakarsanız savcı darbelerinde süreçleri, Gezi Parkı olayları falan bütün bu süreçlerin içinde Türkiye'de yumuşak karın oluşturma çalışmalarıydı. Bunların neticesinde bayağı da aslında Kılıçdaroğlu yönetiminde yol da almışlar. Çünkü Kılıçdaroğlu masaya gelmiyor, konuşmuyor. Yani sonuç itibariyle bir taraf var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten bir cumhurbaşkanı var, bir başkan var, AK Partiler var. Siz her halükarda buna talipseniz iktidar müzakere işidir. Müzakere edeceksin, tartışacaksın, görüşlerini söyleyeceksin. Masada konuşacaksın. Halk sizin kavga etmeniz değil, görüşlerinizin peşinde Normali gitmek zaten, istiyor. Tabii. Normal olan bu. Tabii ki. Şimdi Özgür Özel yeni bir bakış açısı siyasete getirerek daha önceki söylemlerin hepsini birçoğuna ortadan kaldırdı ve beyaz bir sayfa açtı. Ve bununla ilgili mesajlarını vererek başlattı. Hatta İmamoğlu da mesajlar verdi. Yani yine bu seçim sürecinin kavgasına rağmen o da Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşmeyi her zaman açımda ilk verdiği mesaj vardı. Bunlar güzel bir şey. Ve görüşme maratonuna baktığımız zaman da konuşulan neler olduğuna özellikle Özgür Bey'in yani CHP yerel yönetimlerde de kazandığı başarıyla birlikte Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu göstermeye Hatta çalışıyor. Hatta ekonomi anlamında da Mehmet Şimşek'e kendi kurmaylarımızdan da yardımcı olabilecek kişiler var dedi. Bu anlamda ekonomiye destek veririz dedi. Evet, 3 tane bürokratının ekonomi kurmayını ki büyük ihtimalle genel başkanımızları. Onları da Mehmet Şimşek'le görüşeceklerini ve ekonomiyle ilgili kendi çözüm önerilerini de dile getirecek söyledi. Şimdi bakıyorum konuşulanlara medya yansıyan ya da açıklanan CHP sözcüleri açıklanan şeylere bakıyoruz. Mesela birincisi diyor ki kaynağı birlikte bulalım diyor. Yani siz bu kaynak bulmakta zorunuz ama birlikte bulalım. Çok güzel inşallah birleşir. Herhalde Kılıçdaroğlu'nun bir İngiltere ziyareti, bir Amerika ziyareti vardı. Orada büyük kaynak 3 trilyon dolarlık kaynaktan bastı bir ara. Sonra 300 milyara indi. Evet. Ben dedim tabii bir ekonomist olarak baktığımda bu paralar çok büyük paralar. Yani bizim gibi ülkeye yani hiçbir ülkeye vermez de bize bırak Amerika böyle parayı size vermezler. Yani böyle birinin elinde yok. Ama nedir? Bir kaynakla ilgili gelişme var. Birlikte bulan ne? Özellikle teklifleri var bugün konu. Asgari ücret emekli maaşlarına eşitlensin önerisi dedi, var. Ben de geçen hafta bu asgari ücret birçok basın benimle röportaj yapmıştı konuştu televizyonlara. Yani asgari ücretle emekli maaşları minimum o eşitlenmesi lazım. Şimdi en azından böyle olsun. Bu bile azdır. Çünkü yoksulsun altında tabii, asgari ücretimiz şu anda. Yani. Bunu gerçek konu. Yani bunu yaşayan insanlar bizim insan. Vatandaş bizim vatandaşımız. Ve bu emekliler de bizim emeklilerimiz. Yani bu emekliler bugünkü refahımız varsa, bugün dik duruyorsak bu emeklilerin çalışması sayesinde olur. Yani dün onlar çalışıyorlardı. Yani bugün çalışmıyorlar diye onları biz hani bir söz vardı sabun fabrikasını yollamıyoruz. Onlar bizim büyüklerimiz, bu millete hizmet etmiş insanlar. Onun için en azından asgari ücreti de eşitlensin. Bir de asgari ücreti artış yapılmayacak diyorlar ya. Evet, ara zaman yani olmayacak. Sayın Çalışma Bakanı ifadesi. En azından bari emeklilerin maaşlarının ki en düşük emekli maaşlarının buna eşitlenmesi sosyal refah açısından bir de sosyal devlet açısından bir nebze iyidir. Çünkü sosyal devlet nedir? Vatandaşlarına insan haysiyet ve şerefini yaraşır bir yaşam düzeyini sunan ve bunu sürdüren devlete sosyal devlet denir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ikinci maddesi Türkiye sosyal hukuk devleti diyor. Biz sosyal hukuk devletinin aşağısında bir sosyal refah seviyemiz var şu anda. Tabii bu parametrelerin sebepleri biliyoruz. Yani ekonomik krizler, pandemiler, değişik kararlı olabilir. Yani bu önemli. Başka şey mesela nostaljim olur mu? Siz izlersiniz Sayın Hüsrev. 17 lira çay açıklamıştı Sayın Cumhurbaşkanı ki o da Rizeli. Evet. 25 lira olsun diyor. Yani önerisinde çay, mi? Önerisinde 25 lira olsun teklifi var. Buğday fiyatları diyor yine şeyde maliyetlerin altında 15 liraya çıkarılsın diyor. Suriyeli sığınmacılarla alakalı da peyderpey ülkelerine gönderilmesi yönünde bir açıklaması vardı herhalde. Evet. Onlarla ilgili o şeyden daha çok Devlet Bey'in açıklaması. Devlet Bey'in açıklaması da söz konusu. Bu manada ben pozitif buldum. Bir de
vergi sistemiyle ilgili vergi de adalet önerisi veriyor Özer. Hı hı. Yani vergi de adaletinizi konuşmamız lazım. Yani ne öneriyor? Önemli bir şey yani. Vergi de adalet dediğin altını doldurman lazım. Evet, borsayla ve kripto paralar vergi deyince aklıma geldi. Ne? Vergi alınacak ifadesini de dün Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi herhalde. Evet. O da önemli bir gelişme. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek de açıkladı. Yani bir defa dünyanın hiçbir yerinde borsada işlem yapan kişilerden gün sonunda vergi alınmaz. Evet. Çünkü kazan da var, kaybet de var. Yarın kaybedeceğimizi biliyor ki bugün yükseliyor, yarın düşüyor. O zaman kaybediyor. Yarından vergisini alıyor zaten devlet o arada. Evet. Alışta satışta. Alıştan ve satıştan da bir şey var. Bir vergi alınıyor. Çünkü bu alış satışın sonunda net kar ortaya çıkmıyor. Yani devamlı bu hisse el değiştiriyor. Evet. Ben 97'den beri borsayla ilgilenen bir akademisyenim ekonomist olarak. Yani bu üzerinde 28-29 senelik bir tecrübem var yani bunun. Bu olamaz. Şimdi fazla söz uzatmadan belki şey etmeyeyim. Yani birinci olarak ben bunu pozitif görüyorum. Vergi adaletiyle ilgili tekliflerini merakla bekliyorum. Yani çünkü ne olacak onu merakım yani, Türkiye'de. Yani kişinin şeyine göre, gelirine göre vergi alınsın. Modelsizce uygulanmalı mı? Yani kişinin gelirine göre... Yani tabiri caizse zengin olup durumuna, maddi durumuna göre ya da benim, şirketlerine göre. Benim teklifim şuydu bak, Türkiye'de bir gelir adaletsizliği var. Bu adalet bugünden kastım. Yani bu Türkiye'nin kapitalistleşme süreci içerisinde bir kesimin zenginleşmesi ortaya çıkmış. Çünkü girişimci olmak için bir para birikmesi lazım. Gerçi bunu önlemek için değişik dönemlerde kooperatiflerle tabana yayma girişimleri oldu ama başarılı olmadı. Türkiye'de ciddi kooperatifler başarılı olmadı. Onun için gittikçe sermaye sahiplerinin, kapital sahiplerinin lehine bir gelir transferi oldu. Bu gelir transferi o hale geldi ki bugün Türkiye'de gayri saf milli hasılasının %44,5'u nüfusun %1'i denk geliyor. Yani yaklaşık 860 bin kişi Türkiye gayri saf milli hasılasının %44,5'u. Yani bu demek ki 500 milyar dolardan yukarı bir parayı kontrol ediyor. Geri kalanlar şeye kalıyor. Onun için bu adaletsiz yüksek. Adaletsiz yüksek. Yani her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı da geçen bir açıklamada bir şey oldu. Fakirden zengine servet aktarım var dedi. Hı. Yani bunu bu hale geldi. Evet, yani evet. Sayın Cumhurbaşkanı 22 yıldan beri bu ülkeyi yönetiyor. Evet. Yani bunu her ne kadar yoksulluk sınırının yani en alt dilimini biraz yükseltse de yani şeyde açlık sınırının dilimlerinde ya da gelir kişi başına yükseltse de bunu başaramadık. Özellikle son 4-5 yılda bu daha fazla arttı. Şimdi buradan onun için burada vergi adaletini inşallah güzel bir teklifler getirebilir. Yani kreatif ben de düşünebiliyorum ama bu kreatif bizleri tatmin edecek bir çözüm olur inşallah. Benim önerim şu da demin söylediğim şey. Bizde evet hep şöyle vergi tabana yayılsın. Evet tabana vergi yayılsın ama bizde öncelikle vergi bir tavana yayılması lazım. Hı. Yani aşırı zenginleşmiş olan servet vergilerden bir defaya mahsus ya da belli oranlarda servetten vergi alınması lazım. Ama o servet de çok kaçırmayacak bir vergi olsun. Çünkü mesela 20 senedir Türkiye'de çok sayıda vergi afları çıktı. Kime çıktı? Evet. Seninle bana çıkmadı. Biz maaşlı insanlarız. Kime çıkıyor? Evet. İş adamlarına. İşte ondan da çok şikayet yani, var. Yani bu iş adamlarının iflas etmiştir, zarar etmiştir. Buna bir şey demiz yok. Ama bundan servetine servet koyarak katlananlar ya da işte yapmış olduğu yatırımların değer artışları olağanüstü seviyede olmuş iş adamları var. Yani bundan bir devlet servete vergi koyarak buradan bu fakir ve en alttakilerin lehine bir vergi düzenlemesi olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı en alttakilerden geliyor. Yani 40 sene, 50 sene önce bu Türkiye'nin en alttaki grubundan geliyor. Yani zengin burjuvaziden gelmiyor. Evet. Sokaktan geliyor, Kasımpaşa'dan geliyor. İşte hemşerimiz Karadenizli. Babadan işte babasının mesleği belli, kendi iş hayatına attığı mesleği belli. Onun için bu en alttakilerin durumunu daha hissedeceği kanaatindeyim. Ve buraya yönelik bir neşte vurulması gerekir. Evet. Bunu söyledikten sonra şunu söyleyeyim. Sayın Devlet Bahçeli'nin tutumuyla ilgili, MHP'nin tutumuyla ilgili özellikle bu arada medyada biraz sitemkarlık görüyorum Devlet Bey'in özellikle evet. AK Parti'nin işte bizim iktidara destek vermemizde mutsuz olanlar var diyerek. Yani MHP iktidardan şu ana kadar Devlet Bahçeli şunu isterim diyebilen bir kişi var mı? Sayın Bilge Lider Devlet Bahçeli hiçbir şey istememiştir.
Tam bir bilge gibi davranıyor. Hiçbir şey istemiyor. Yani bilge bir şey istemez de devam verir gibi. Yani demiyor ki işte biz iktidara her dönem yaklaşık işte Cumhur İttifakı kurumundan beri 5 milyon 6 milyon oy veriyoruz. Direkt oyumuzu getirip hiçbir karşılıksız şey diyor. Şu makam isteriz dediğini görmedik. Evet. Mecliste bile makam istemiyor. Bırak bakanlıklarda, bürokraside, şeyde hiçbir şey, makam istemedi. Bunu diyen varsa çıksın ortaya. Böyle bir sistemedi. Sadece şunu bekliyor. Şimdi MHP Devlet Bahçeli'nin sayın lider ne diyor? Diyor ki biz Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlıyız. Evet. Ve bu ittifakın yanında, arkasında, her yerindeyiz. Hı hı. Ve biz buna sonuna kadar ve biz bundan bu tadım kimse bizi ayıramaz. Aynı zamanda ne diyor? Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Kendi adına konuşuyor. Büyük Birlik Partisi aynı desteği verdi ona. Şimdi MHP'yi burada ne bağlıyor bu Cumhur İttifakı'na ya da iktidara? Hı hı. Bana göre Türkiye'nin bir evet. Türkiye yüzyıl hedefleri var. Türkiye yüzyıl hedefleri. Bu yüzük, meşhur yüzük geldi. Evet. Devlet evet. Bey'imizin Türkuaz görüyorsunuz. Yani Türkuaz. Devlet Bey Türkuaz. Burada yazan önemli tabii. Evet. Bize i̇şte, Allah yeter. Allah bize yeter. Evet, doğru. İşte, hepimiz de bunu diyoruz zaten. Allah gafur ve rahimdir ve bize yeter diyor Devlet Bey'imiz. Sayın Devlet Bahçeli şimdi şunu bakın. MHP'nin bu iktidardan bana göre beklediğine ya da niye bu ittifaktır? Türkiye yüzyılın hedefleri var. Türkiye yüzyılı hedeflerine bakarsanız MHP'nin Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde MHP'ye geçti. 1969 kongresinden beri yani 45 yıldan beri bütün hayalleri Türkiye yüzyılı hedeflerle buluşuyor. Yani Türk dünyasıyla, Türkiye birlikleriyle buluşuyor. Turan hayaliyle buluşuyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın vaat ettiği ve MHP'nin de hayallerinin olduğu bu yeni Türkiye yüzyılı hedefleri MHP'yi burada bağlıyor. Onun için MHP AK Parti iktidarının dış politikasında özellikle Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Türk dünyasında, Balkanlardaki politikada, Ege'deki politikasında net arkasında duran bir siyasi hareket. Onun için günlük yani oyunda oynaşta makam, mevki, basit işler peşinde koşmuyorlar. Yani MHP bir ideal partisi, ülkü partisi. Bu ülkülerinin orada gördüğü için destekliyor. Ama diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı dese ki işte ben Türkiye yüzyıl hedeflerinde yoğum, işte Kafkaslar'da, Türk Birliği'nde yoğum ya da işte o Kafka şeyde Mavi Vatan'da yoğum, Balkanlar'da yoğum ya da silahını düşün dese büyük ihtimalle MHP'ye bu çok daha büyük etki eder. Yani masadan kalkabilir. Hı. Ama onun dışındaki 3-5 tane makam, mevki filan Devlet Bey'in böyle hiçbir derdi yok. Evet. Ben tamam. Böyle görüyorum. Ne söylersiniz yine Resul Bey'in ve Cemal Bey'in söylediklerine istinaden? Sizin gerçek konunuz, gündeminiz biliyorum çok farklı. Ona da değineceğiz ama buna da bir değinelim, olur mu? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. 31 Mart'tan sonra siyaset bir ciddi bir değişim yaşıyor. Yani MHP ile AK Parti arasındaki ilişkiler 31 Mart'tan önceki gibi yürümesi mümkün değildi zaten. Çünkü orada bir sınama oldu ve MHP AK Parti ittifakı seçimde büyük başarısızlığa uğradı. Bunun getirdiği bir kriz olduğunu zaten ifade ediyor şey. Diyor ki AK Parti içindeki gayrimemnunlar diyerek yani bu MHP ile AK Parti arasındaki ittifaktan hoşlanmayan bir kesim olduğunu, bunların bu işi bozmak istediklerini şey yapıyor, gönderme yapıyor. Bence bir de tabii bu Sinan Ateş cinayeti var. Sinan Ateş cinayeti ile ilgili biz bugün Bahçeli'nin açıklamasında var. Diyor ki bunu bize bulaştırmak istiyorlar diyor. Mahkemeye gideceğiz. Bunun böyle olmadığını göstereceğiz diyor. Şimdi bu da önemli bir mesele. Hı hı. Çünkü çıkan birçok bilgi o tarafa yönelik yeni şeylerin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu Sinan Ateş cinayetinin belli bir noktaya geldiği anlaşılıyor. Yani Ayşe Ateş'i şeyin kabul etmesi, hı hı. Cumhurbaşkanının kabul etmesi, orada sonuna kadar gideceğiz, çocukların önünde size söz veriyorum demesi Cumhurbaşkanı'nın şeye, Ayşe Ateş'e. Yani ciddi meseleler var MHP ile AK Parti arasında. Bir şey yokmuş gibi yorum yapmanın bir faydası olduğu kanaatinde değilim. Ciddi bir mesele var. Ciddi mesele bundan sonra nasıl yürüyeceği. Yani ben şeyi de o kadar gayri ciddi bulmuyorum Resul gibi. CHP AK Parti siyasi ittifakı koalisyonu olamaz denen şeyi mutlaka olamaz diye görmüyorum. Hı hı. Belki de Türkiye
bu meseleyi, önündeki krizleri vesaire aşmak için CHP AK Parti koalisyonuna gidecek. Olmayacak diye bir şey yok. Yani şimdi şöyle diyor Bahçeli. Ben senin sabit ortağınım. Ama sen bu sabit ortaklığı bozmak istersen güle güle git istediğin gibi. Ben de yolunu açık ederim senin diyor. Yani resmen de diyor. Ayrılıp diyor gidip koalisyon kurmak istiyorsanız, hatta altılı masayı da desteğinizle almak istiyorsanız biz size bununla konuda yol veririz diyor. Yani bütün bunlara baktığımız zaman ciddi bir siyasi meseleyle yüz yüze olduğumuz gerçeğini görmek gerekir. Evet. Siyaset ciddi bir sarsıntı geçirdi ve bu sarsıntı yeni ilişkilere... Peki Erdoğan'la dün Özel'in görüşmesini ve akabinde gerçekleşen CHP kanadından gelen açıklamaları nasıl buldunuz? Siyasetteki bu yumuşamayı nasıl şimdi değerlendiriyorsunuz? Arkadaş, ve yine Kıbrıs Harekatı'nın 50. yıl dönümüne davet etmesini Özel'in. Şimdi arkadaşların yaptığı yorumlara katılıyorum. Özgür Özel çok özel yeni bir siyasi tavır aldı. CHP'nin klasik tavrından son derece değişik. Son derece birlikte hareket etmeye açık. Aslında bunun da sebebi 31 Mart seçimleridir. Hı hı. Yani 31 Mart'ta CHP'nin uzlaşmayla daha başarılı olacağı fikri halk tarafından tasdik edildi. Yani uzlaşma dilini, helalleşme dilini, ötekileştirmeye karşı birlik dilini kullanan CHP 20 yıllık seçim kaybetmelerinde derslerini çıkararak 31 Mart'ta ciddi bir adım attı. Yeni bir siyasi dönem başladı. Yeni siyasi dönemin çok çeşitli yeni gelişmelere yol açması mümkün. Ben yani şeyi önemsiyorum. İkincisi, yani CHP gerçekten çok önemli, ciddi bir siyasi farklılık yaratıyor. Şöyle yaratıyor. Yani işte bayrağı çekmesi, biraz önce Resul dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı forsunu çekmesi. Bu aslında siyaseten kendisine ne kadar güvendiğini gösteriyor. Çünkü CHP tabanı sonuç olarak 20 yıldır AK Parti ile çok ciddi gerilim yaşamış. Kemal Kılıçdaroğlu o zaman. Bir de gerilim yaşamış bir tabanı var CHP'nin. Evet. Ona rağmen siz parti genel merkezine Cumhurbaşkanlığı forsunu çekiyorsanız bu önemli bir siyasi yeni durum demektir. Yani bütün bunların simgesel anlamlar olduğu gibi siyaseten evet, çok derin evet. anlamlar olduğunu da düşünüyorum. CHP bu çizgiyi izleyince tecrübeli bir politikacı olan Tayyip Erdoğan da bu çizgiye uygun yeni bir strateji benimsedi. Yani Tayyip Erdoğan'ın izlediği strateji de yeni bir strateji. Yani o da kendi şimdi Tayyip Bey'in sinirlendiği zaman, kızdığı zaman dilini ne kadar sertleştirdiğini, ne kadar şey olduğunu, gerilim yaşattığını biliyoruz. AK Parti yeni bir siyasi çizgi tutturdu. MHP de bu çıkışla yeni bir siyasi çizgi tutturdu. Yani diyor ki eğer çok fazla birbirinizle ilişki ihtiyacı içindeyseniz gidin beraber yapın, biz size yol verelim diyor. Bu da bir yeni durum. Ben Türkiye'nin yeni siyasi arayışlarının hem AK Parti hem CHP tarafından son derece önemli yeni gelişmeler yaratacağını, peki, Batı'da önemli sonuçlar doğuracağını. Yani şimdi mesela Batı Türkiye'yi izliyor. Özgür Özer'le Tayyip Erdoğan arasındaki ilişki Batı'nın çok da istediği bir şey. Yani Türkiye'nin Batı'ya dönen, çünkü şöyle bir şey var. MHP ile yaptığı zaman daha çok güvenlikçi ve daha Batı'ya kapalı bir siyaset var MHP'nin. O yönde etkiliyor AK Parti'yi. CHP ise Batı'ya açık. Şimdi CHP ile ittifak ise Batı'ya açık yeni arayışları beraberinde getirecek. Bütün bu tablo Türkiye'nin aslında normalleştiğini gösteriyor. Evet. Yani Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sözcüğünü son derece önemsiyorum. Ve bunun artık bu normalleşmenin meyvelerini toplayacağımız döneme doğru ilerliyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. Bu sırada çeşitli siyasi kombinasyonlar olabilir. Çeşitli siyasi ilişki biçimleri oluşabilir. Bilmiyorum yani mesela diyelim ki CHP AK Parti koalisyonu olmaz ama CHP ile AK Parti arasında
çeşitli konularda işbirliği, daha derin işbirliği yapılabilir. İşte mesela ekonomide mesela. Evet, işte ekonomide mesela kaynak bulma konusunda birlikte hareket etme isteği çok önemli bir istek. Buna benzer daha başka konular da gündeme gelebilir. Buraya bir cümle koyabilir miyim? Tabii. Buyurun. Şimdi kaynak, çünkü kaynak bulma beraber bulalım. Çünkü yerel iktidar CHP'de genelde buna para lazım. Ama merkezi iktidar onay vermeden de para yurt gelmiyor. Dışından para alamıyorsun. Tabii. Onun için beraber şey yapalım diyorlar. Onun için beraber elinizi taşın altına sokalım. Şimdi bu başka bir şey. Bununla sınırlı değil. Esas Türkiye'ye yatırım yollarının açılması gerekiyor. Yani şimdi bir de öncelikli konu ekonomi gerçekten şu an Türkiye. Şimdi 2007'lerde, 2008'lerde o tarihlerde şey Resul'da rakamlar vardır mutlaka. Çok ciddi bir dış yatırım geldi Türkiye'ye. Tabii. Bu dış yatırımı yeniden büyütecek ve canlandıracak olan şey bu iki partinin ittifakıdır belki de. Bu iki parti yatırımlar, yani yatırımlar derken sanayi, yani Türkiye'yi kalıcı olarak geliştirecek yatırımlar demek. Bu da, bunun da yolları açılabilir. Ben bunun da yollarını açmaya çabaladıklarını düşünüyorum. Evet. Sonra yani şöyle bir şey var. Türkiye iki denemeden geçti. Bir, ulusalcı toplum mühendisliği. İki, muhafazakar toplum mühendisliği. İki mühendislikte binaları sağlam yapamadı. Çeşitli problemler çıktı. Şimdi yeni bir projeyle toplumun önüne çıkmak gerekiyor. İki tarafında bu konuda oldukça tecrübeli ve oldukça meseleleri çözmeye yatkın bir birikim içinde oldukları kanaatindeyim. Evet. Resul Bey oradasınız. Bu arada evet. Oral Bey size aslında bir pas attı tabiri caizse. Dedi ki o Resul Bey kesin notları tutmuştur o rakamlarda. Özellikle buraya geldiğinizde de biliyoruz, dosyalarla geliyorsunuz. Bir cevap hakkı doğdu tabii. Tabii ki sadece o değil. O rakamlar yani 300 milyar dolara yakın yatırım dışarıdan geldi de yani Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılacak işbirliğinin dışarıdan gelecek yatırımlara katkısı olacağı düşüncesi çok da anlamlı değil bence. Çok da mantıklı değil. Cumhuriyet Halk Partisi dış yatırımlara nasıl bir katkıda bulunacak? Yahut da AK Parti'nin CHP ile işbirliği, AK Parti'nin CHP ile hangi alanda işbirliği olabilir? Sadece dünkü görüşmede mesela anayasa konuşuldu. Evet, anayasa yapımında zaten meclisteki bütün siyasi partilerle işbirliği, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin o noktadaki dayanışması, işbirliği elbette ki önemli. Ancak bu hiçbir zaman AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhur İttifakı'nda olduğu gibi bir ittifaka götürecek bir dayanışma, bir yardımlaşma asla olamaz. Olması mümkün değil. Çünkü ikisinin yani fikir dünyası, ideolojik yapısı, beklentileri çok farklı iki siyasi parti. Ben şimdi bu bağlamda Oral Bey'in AK Parti ile MHP arasında ciddi mesele var tespitine katılmadığımı hemen söylemeliyim. Yani bu iki parti arasında ciddi bir sorun olduğunu, yani ben bu partinin içinde ve yani karar mekanizmalarıyla da gerektiğinde görüşen bir insanım. Böyle bir intiba, böyle bir izlenim, böyle bir işaret almadık, ya görmedik, göremiyoruz da. Yani şey ile iki parti arasında herhangi bir tartışma da söz konusu değil. Sadece bugünkü Devlet Bey'in CHP ile AK Parti arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, altılı ortakların destek vermesi, samimi isteğimizdir ifadesinden yola çıkarak bunu söylüyor olması. Orada tabii Ankara biliyorsunuz kulislerin yoğun olduğu bir yer. Partinin siyasetini ve politikalarını genel merkez belirler. Tamam, anlayamadım. Ses boğuk geliyor. Yetkili sözcüleri ve formuları açıklarlar. Şimdi yankı yapmaya başladı. Az önce de yapıyordu da biraz Oral Bey duymakta zorluk çekiyorum dedi. Sesinizi biraz daha açtık. Buyurun devam edin. Tamam. Şimdi yani Ankara'daki bir takım çevreler bazı dedikodular üretmiş olabilir. AK Parti'nin CHP ile ittifakı diye herhangi bir kelime, bir söz, bir ne bileyim işaret, ima
Biz bugüne kadar görmedik ne dün ne bugün ne daha evvelki gün. Dolayısıyla Devlet Bey'in CHP ile AK Parti'nin geniş tabanlı ittifaka gönderdiği ironik söylemi zannediyorum orada kulağına gelen, Ankara'da bazı çevrelerden kulağına gelen bir takım söylemlere karşı Devlet Bey'in tepkisidir. İronik bir yaklaşımdır bu. Yoksa AK Parti'nin CHP ile ittifakı, geniş tabanlı ittifakı böyle bir şey yani mümkün değil. CHP genel başkanıyla görüşüyor olması değildir. Ayrıca birinci bölümde söylediğim gibi AK Parti MHP iki ayrı siyasi parti. Her iki parti tabanında da farklı görüşler belirtenler olabilir. Bu partinin görüşünü ortaya koymaz ve bu iki partinin arasında ciddi meseleler Oral Bey'in söylediği gibi olduğunu da göstermez. Bakınız ben birçok konuda farklı düşünen insanım MHP ile ancak ben AK Parti ile MHP'nin şu anda Cumhur İttifakı konusunda aralarında bırakın ciddi meseleyi mesele bile olmadığını biliyorum. Öyle bir mesele yok. Bu tür dışarıdan sağdan soldan gelen bazı açıklamalara karşı zaman zaman Devlet Bey böyle tepki koyuyor. Benim de evvelki sene yaptığım bir açıklamaya Devlet Bey tepki koydu mesela. Ben anayasadan laiklik ya kalkmalı ya da tarif edilmeli bu tartışmalar bitsin diye dediğimde bana da tepki gösterdi Devlet Bey. Ama bu hiçbir zaman AK Parti ile MHP arasında büyük bir mesele, ciddi bir mesele olduğunu göstermez. Kaldık ertesi gün zaten Ömer Bey çıktı, gereken açıklamayı yaptı. Evet. Dolayısıyla AK Parti CHP arasındaki bu karşılıklı ziyaret, siyasetteki normalleşmenin, yumuşamanın bence tezahürleridir, son derece önemlidir. Bu hiçbir zaman AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nı bırakarak, MHP Cumhur İttifakı'nı bırakarak CHP ile bir ittifaka gideceği anlamına gelmez. Ancak şuna katılırım. Dün aynı zamanda Sinan Ateş'in hanı Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti. Çocuklarıyla Cumhurbaşkanı'nın kendisi, evet, çocuklarıyla birlikte ziyaret etti. Bir saat boyunca Cumhurbaşkanı onları dinledi. Ayşe Hanım bu memnuniyetini izhar etti. Ve Sinan Ateş davasında MHP'yi itham etmek isteyenlere karşı Ayşe Hanım'ın Cumhurbaşkanı'nın Ayşe Hanım'ı kabul etmesi MHP'ye karşı bir tavırmış gibi algılanması da doğru değildir. Çünkü Devlet Bey zaten dünkü konuşmasında açıkça Cumhurbaşkanı herkesle görüşebilir dedi. Herkes dediği bu Ayşe Hanım da olabilir, Özgür Özel de olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Türkiye'deki 85 milyon Türk vatandaşının Cumhurbaşkanı. Herkesle görüşebilir. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmesi, CHP ile karşılıklı ziyareti MHP'ye karşı bir hareket değildir. MHP'ye karşı alternatif arayışı değildir. Çünkü Cumhur İttifakı'nın temelleri 2016'da atılırken böyle biraz önce Cemal Bey'in söylediği gibi makam mevki paylaşımından ziyade yine konferansa dönüştü şey. Bu ülkenin, evet Resul Bey bu ülkenin, tamamlayalım. Oral Bey bir duydum, cevap verecekmiş herhalde. Duydum Oral Bey'i. Yani ülkenin, çünkü şöyle oluyor program bir saat defa, yani 45 dakika. Yok, gelecek size de bugün zaten İtiraz Oral ediyorum. Bey. Tabii buyurun. Tamamlayın Resul Bey. Evet. Yani Cumhur İttifakı'nın ana parametresi bu ülkenin milli meseleleridir. İşte Türkiye yüzyılıdır. Evet. Beka meselesidir. Evet. Güvenlik meseleleridir ve ortak bölenler üzerinde yapılmış bir ittifaktır. Yoksa yani öyle bir menfaat çelişkisi yahut iki parti birbirine karşı alternatif arayışı içinde değildir. Oral Bey. Ya şimdi Oral Bey, ya seni kadar ancak konuşuyorum ama itiraz ediyorsun mübarek. Buraya bakıver, seninkinden daha fazla değil. Şimdi bir dahaki sefere rica edeceğim şey tutsunlar. Zaman tutsunlar bakalım. Hadi bakalım. Buna da geldiysek eyvallah. Şimdi bir kere yani AK Parti içinde gayri memnunlar bizim bu işbirliğimizden memnun değil diyor. Şey. Evet. Sayın Bahçeli. Evet. İkincisi Sinan Ateş cinayetini bizimle ilişkilendirmek istiyorlar diyor ve bunu da söylüyor.
daha ne diyor? Yani söylediği her şey çok kritik konular bunlar. Yani Sinan Ateş cinayeti çok kritik bir konu. Bizi ilişkilendirmek isteniyor evet, diyor. Evet. Ve tam bunlar yapılırken Ayşe Ateş'le Cumhurbaşkanı görüşme yapıyor. Şimdi bunların hepsi bir anlamı var yani. Bu kadar hiçbir şey yokmuş. Bunlar gayet sağlam bir ilişki biçimiymiş diye yorumlamak kolay değil. Yani ben böyle yorumlayamıyorum bunu. Hı. Yani bu kadar yani MHP ile AK Parti arasında bir takım problemler var. Ve bu problemler ciddiyet arz etmeye başladı ve bu yüzden açıklama yaptı. Sizin özellikle kendi temas gördüğünüz izlenimleriniz mi? Hayır, benim izlenime gerek yok. Bir sayfalık açıklama yaptı. 1,5 sayfalık. Ya da Devlet Bey ve o açıklamayı herhalde biz çok iyi durumdayız, işler iyi gidiyor anlamında yapmadı. Yani bir sıkıntısı var. Bu sıkıntılarını ifade ediyor orada zaten. Şimdi ittifak meselesine gelince, ittifak demek ille de her alanda ittifak edecek anlamına gelmez. Mesela Türkiye'ye yardım, batıdan yardım getirilmesi evet. konusunda CHP ile AK Parti ittifak yapabilir. Yani birlikte ekip kurabilirler, anlaşırlar, derler ki birlikte yapalım. Gidip ekip Avrupa'yı dolaşır, gelir beraber bir meclis heyeti yapabilirler. Yani çeşitli şeyler olabilir. İttifak demek her alanda o koalisyon. Koalisyon başka bir şey. Koalisyon da olabilir. Ama ittifak her alanda değişik ittifaklar olabilir. Mesela anayasa değişikliği konusunda. Resul Bey de az önce zaten onu söyledi. Yani ittifak olması dedi. Her konuda anlaşacakları anlamına da gelmiyor dedi kendisi. Yok de. İttifak olmaz dedi. İttifak. Eski sistemler gibi koalisyonlar olmaz olmuyor. Dedim ama. Her şey değişti. Evet buyurun. Geniş tabanlı ittifak olmaz ama anayasa gibi konularda karşılıklı evet. işbirliği olabilir. Bu ittifak anlamına gelmez diyorum. Hı, evet. Oral abi duymadı galiba. Tamam, duydunuz duydum mu? Canım. Yani neyse sonuç. Seçim ittifakı değil, işbirliği ittifak. Yani şimdi sonuçta şunu da anlaştık. Çeşitli alanlarda bir işbirliği yapabilirler. Bu mümkündür. MHP bundan hoşlanmadığını ifade ediyor. Bu da mümkündür. MHP ile AK Parti ittifakı eskisi kadar, dünkü kadar sağlam değildir. Bu da bir gerçek. Peki Cumhur İttifakı ne tabiri caizse yok mu oluyor size? Sinyalleri yok, daha olduğu yok, bir şey yok. Ama ben şöyle diyorum. Yani yeni şimdi 31 Mart seçimleriyle birlikte ne dedi Tayyip Erdoğan? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Biz de bunu doğru dedik hakikaten böyle. Doğru. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demek yeni şeyler olacak demektir. Yeni şeyler ne oldu işte mesela bir tanesi CHP AK Parti görüşmeleri. Ciddi bir hal aldı. Yani başlangıçta yalnızca Cumhurbaşkanlığının kimliğini tanımakla sınırlı gibi başlayan Özgür Özel'in çıkışı sonunda dosyaların açıldığı, çeşitli meselelerin tartışıldığı, konuşulduğu, birlikte bir iş yapabilir miyiz diye arayışlara girişildiğini onlar söylüyorlar. Yani bu yeni durum yeni durumdur. Ve bu yeni durum eskisi gibi, eski bildiğimiz şekilde gitmeyecek. Yani CHP ile görüşmeler Cumhur İttifakı'na devam etme yönünde engel mi teşkil ediyor? Edebilir. Edebilir mi? Tabii zaten diyor hem ki onlar diyor. Görüşüp hem de Cumhur İttifakı yine şimdi, varlığını sürdüremez mi? Sürdürebilir. Evet. Ama diyor ki Devlet Bahçeli. O tamam onlar diyor gitsinler otursunlar diyor. Altılı masada bir yanlarına gitsin diyor. Ama şimdi sonra da diyor ki sonuçta diyor Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek diyor. Ya şimdi tabii şimdi bir çıkış yapıyor AK Parti'ye karşı. Bu çıkışı yaparken belli ölçülerde karşı tarafı etkilemek diye bir şeyi evet, de var. Tamam. Niyeti de var. Yani bakın ben bütün bu konularda şikayet ediyorum ama son tahlilde yine de birlikte hareket ederiz. Hı. Merak etmeyin. Böyle de olabilir diye bir şey mesaj veriyor. Mesaj veriyor. Diyor ki yani bu başka türlü de davranabiliriz. Eskisi gibi de davranabilirim. Hı. Yani sonuçta şöyle söyleyebilirim özetle. Bir arayış içinde herkes. Ve ben herkesin ne yapmak istediğini, ne kadar yapabileceğine dair
kesin kararları olmadığını düşünüyorum. Yani Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu stratejiden neyi hedeflediğini ve neyi elde edebileceğini çok planladığı ve her şeyin kalıbı kalıbına gittiği gibi bir beklenti içinde olduğunu zannetmiyorum. Aynı şey CHP için de geçer. Yani şimdi girdiler bir şeye, tartışıyorlar, konuşuyorlar, yeni şeyler arıyorlar, ne yapabiliriz diye. Bu yeni Türkiye'nin sorunlarını ve meselelerini çözmek için bir imkan haline dönüşecek belli ki. Evet, güzel de bir tablo neticede baktığımızda. Tabii. Yani bunun iyi bir şey olduğunu hep beraber kabul ediyoruz zaten. Kötü diyen kimse yok. Bir son dakika gelişmesi var. Ya son dakika derken ekonomiyi ilgilendiren, özellikle hocam siz daha tabii takip ediyorsunuz. Fed politika faizini %5.25 ila 5.50 aralığında sabit tutdu. Beklentiler yönünde mi gerçekleşti? Evet. Şimdi Fed az önce açıkladı. Açıkladı evet. Önemli bir karar. Politika faizi tabii aynı zamanda son 23 yılın en yüksek Amerika'daki politika faizi olarak sabit tuttu. 5.25, 5.50. Aslında bugün bir de ne açıklanmıştı? Enflasyon oranı Amerika'da. O da bu ay sıfır çekti enflasyon Amerika'da. Ve böylelikle %0.1 bekliyorlar. Sıfır, yani hiç enflasyon kabul edilmedi diyelim. Ve böylelikle Amerika'da enflasyon %3.3'e indi yıllık bazda. FED'in açıklamalarından yine az önce baktım. Evet. Enflasyonun %2'ye inmesi halinde faiz indirimlerine başlayacağız dedim. Tabii %2 zor ama ben faiz indiriminin %2 inmeden de başlayabileceğini görüyorum. Bir seçim neticede Kasım'da da orada var. Evet, seçim öncesinde bir şey olabilir. Yani bir faiz indirimini en azından gösterir. Yoksa Biden'ın başkanlığı yok ortada. Çünkü Amerikan tarihinin en yüksek faizini veren başkan olarak tarihe geçecek. Onun için böyle bir şey olabilir. Evet. Yıl içinde bir ya da iki faiz indirim yapabilir ama son aylarda yani Kasım'da ve şeyde. Evet. Şimdi yine bu konuda gidecek olursak Cemal Bey, değerlendirmelerinizde özellikle Bahçeli'nin fedakarlık yaparız, şayet MHP normalleşmeye bariyer olarak tarif edilebiliyorsa fedakarlık yaparız ifadesi de var. Bunu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarıyla çok bilinmeyen bir denklem kurulmak isteniyor. MHP bariyer olarak tarif ediliyorsa bize düşen fedakarlık yapmaktır. Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek ki keza az önce de vurguladık. Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız da dedi. Şimdi bu duruma baktığımız zaman yani CHP ile AK Parti'nin görüşmesinden dolayı MHP'nin bir rahatsızlık duyduğunu zannetmiyorum. Sayın Devlet Bahçeli de asla demez. Çünkü Devlet Bahçeli bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne, beraberliğine hayatını adamış bir insan. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Türkiye hayaline, yani Büyük Türkiye hayaline, Türkiye yüzlü hayaline 45 yılını ayırdığı gibi bu uğurda binlerce evladını da şehit vermiş bir siyasi hareket. Onun için bu manada bu hayaller bile MHP'nin Türkiye hayalleri için bir arada olmak, Türkiye üzerinden daha güçlü bir şekilde hareket etmesini destekler. Evet. Onun için bütün o şeyleri görmezden gelir. Zaten Devlet Bey bu süreci ben böyle gördüğüm kanaatindeyim. Çünkü onun hayalleri Türkiye yüzüyle, hani Aziz Sancar Hoca'nın dediği ya, ölmeden Türk birliğini görmek en büyük hayalin misali. Devlet Bey'in de bu yolda giden bir yolu görmek. En azından Birleşik Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Bunun daha entegre bir hale gelmesini hayal edecektir. Ve bu hayalin peşinde gittiği kanaatindeyim. Şimdi bu manada baktığımızda CHP ile MHP'nin bu tüm siyasi partiler içerisinde baktığımda HADEP ile DEM Parti şu anda hariç tüm partilerle bir araya bir masaya gelmekten bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Ve bunların bir araya gelmesinden mutluluk duyuyor. DEM Parti de bu hayallerinden vazgeçerse Türkiye'yi bölmek, işte Batı'nın elinde maşa olmaktan kurtulup bölücü terör örgütünü desteklemeyen bir duruş ortaya koyabilirse onlara bile onlara da görüşmeye. Çünkü MHP'nin hayali Büyük Türkiye hayali. Ve Büyük Türkiye hayalinde ilimde, teknikte, fende, çağdaş medeniyetin en ön safına geçmiş bir Türk devleti hayali. Onun için bu şeyde Özgür Özel'in bu tavırlarından dolayı son derece mutlu olduğu kanaatindeyim. Diğer Cumhur İttifakı'nı, Millet İttifakı'nı destekleyen partilerin de buna yaklaşmasında bir sakınca göreceğini zannetmiyorum.
Ve bunun şeyin altında bu görüşmeler işbirliklerin ortaya çıkması mesela anayasa değişikliğinde işbirliği yapmaları. Çünkü anayasa değişikliği biliyorsunuz tabii. Oya ihtiyaç var. Hı hı. Ve bu oyda sadece MHP ile AK Parti'nin oyları tabii, yetmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de elini koyması bir sivil anayasasının son derece önemli. Türkiye'nin bir sivil anayasa ihtiyacı var. Yani gerçi bu anayasanın epey maddesini değiştirdik. Yani %75'inden fazlası değişmiş bir anayasa var. Değişmeyen madde de neredeyse Cemal temel madde. Peki bu kadar çok özellikle yine tabii ki ekonomiye değiniyoruz, enflasyona değiniyoruz da anayasanın değişmesi bu kadar mesele varken gündeme getirilmeli mi? Ya Türkiye yani şimdi... Yani bunca sorun varken. Evet, bunca sorun bir ekonomik sorun bizde bitmez. Hı. Yani Türkiye gibi ülke, Türkiye'de ekonomik sorun. Öncelikli yani, sorun bu mu olmalı evet, daha doğrusu? Ya bu öncelikli sorunlara, vatandaşın öncelikli sorununa verseniz evet, birincisi... Mutfak, tencere. Evet, tencere. Sayın Demirel ne diyordu? Tencere çok iktidar götürür diyordu. Yani tencere vatandaşın birinci sorunudur. Ama biz anayasa değişikliğinde artık yani devamlı darbe anayasası diyerek anayasalar hep ittik. Evet. Yani en azından siyaset itti. 60 ihtilalde bir darbe anayasasıydı. 82 anayasası da darbe anayasası. Yani biz ne kadar da değiştireceğimiz de şüpheli. Yani mevcut anayasanın çünkü bu anayasa... Sayın Evren zamanında yapan anayasa çok büyük oranda değiştirildi. Tabii. Ama buna rağmen tabii orada da hep parantezler var. Yani vesayet her ne kadar anayasa değişse de her değişikliğinde başımızda bir vesayet vardı. Yargı vesayeti ya da askeri vesayet. Yani devamlı işte daha işte AK Partilerinin yarısında devamlı mıhtıralarla karşı karşıya sözlü mıhtıralar şeylerle karşı karşıyaydık. Öbür taraftan yargı taraftarlar işte Kanadoğlu'nun meşhur şeyleri vardı 367 uygulaması gibi. Böyle devamlı vesayet altında rutuş yapılan bir anayasadır bu anayasa. Yani ne AK Parti istediği gibi bir anayasa çıkarabilmiştik de olmasına rağmen ne bunu destekleyen MHP bu da istediği desteği verilmişti. Onun için bu anayasanın da bir yoluna konulması ve bunun iktidar ve muhalefetin birlikte yapmasıyla gerçekten Türkiye için hepimizin bu anayasa bizim devrimimiz yani bir vatandaşlık sözleşmemizin yeniden yapıldığı ve devletle vatandaşın kucaklaştığı bir anayasa Türkiye'nin ihtiyacı var. Ama bunun yolu, yöntemi ne kadar çok sivil toplum buna katılırsa, ne kadar çok biz bu anayasa maddelerinde buluşursak o kadar çok daha fazla kenetleşeceğimiz ve bu anayasa içinde bir rafa koymamız gerekiyor. Yani bunu yaptıktan sonra sivil anayasayı bir daha gelip gidecek bunlara uğraşmamız lazım. Yani Türkiye yapılan anayasa temel haklar ve hürriyetler konusunda Türk halkını uzaklaştırması lazım. Ama anayasamız bir zabıta talimatnamesi olmaması lazım. Çünkü onun zabıta talimatnamesi dönerse de ondan da devamı değişiklik ister her gelen iktidar. Onun için daha geniş olması lazım. Evet. Yapılan değişiklikler kanunlarla olabilir, yasalar olabilir ama anayasa hepimizi kapsasın isterim ben. Evet. Resul Bey, erken seçim sizce olur mu? Yok öyle bir şey, söz konusu değil. Direkt erken sorayım dedim. Neden böyle... olsun? Evet. Bakın şimdi Asal'ın geçen hafta yaptığı bir şey vardı. Anket vardı. Hı. Erken seçim konusunda Asal şirketinin. Deneklerin %68.3'ü hayır demiş. Erken seçim istemiyorum. Yani daha bir sene içerisinde, 10 ay içerisinde iki tane seçim geçirdi evet. Türkiye ve önümüzdeki 4 yıl seçimsiz artık hem hükümetin icraata ve problemleri çözmeye yönelik çalışmaları hem diğer seçilen belediyelerin artık hizmete yönelmeleri hem de yasamanın siyaset organının da artık işte başta yeni anayasa olmak üzere Türkiye'nin ortak faydalarını ortak menfaatlerini, ortak çıkarlarını kollayacak yeni politikalar üretmeleri gerekiyor ki biz CHP AK Parti arasındaki bu ziyaretleşmenin o yeni politikalardan biri olduğunu, normalleşme olduğunu hep söylüyoruz. Bunu takdir etmeyen kimse yok. Ama asıl Türkiye'nin şu anda önündeki en önemli yasamada parlamentoda yapması gereken çalışma anayasa. Yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Evet anayasanın birçok maddesi değiştirildi. Ancak anayasadaki darbe ruhu ön sözünden tutun 174. maddesine kadar hala orada bir vesayet şeyi hakim. Dolayısıyla
sivil ve özgür bir anayasaya ihtiyacımız var. Evrensel değerleri esas alan bir anayasaya ihtiyacımız var. İşte bu anayasa yapımında Cumhuriyet Halk Partisi ile diğer bütün siyasi partiler zaten yapılan o 2013'teki çalışmada bir ortak anayasa mutabakat komisyonu kurulmuştu. Biliyorsunuz her partiden ikişer tane üye vardı. Aynı şekilde ama bu sefer o zaman 60 küsur maddede mutabakat sağlandı ve kilitlendi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olsun, diğer siyasi partiler olsun, işte bu yeni anayasa yapımında AK Parti ve diğer bütün siyasi partiler bir ortak anlayışla hareket edebilirler. Birisi bu. İkincisi, bakınız, terörle mücadele. Asıl CHP ile AK Parti'nin yahut da iktidarın uzlaşmaya varması gereken en önemli alanlardan birisi terörle mücadeledir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar 31 Mart'tan sonra değişim emarelerini gösteriyor olsa da terör örgütünün siyasi uzantısı olan DEM'e verdiği destek, son kayyum atamalarındaki tavrı, yani açıktan adeta terörü, teröristi desteklercesine bir politika takip ediyor onların belki oyunu beklediği için. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda terör örgütüne karşı ve terör örgütünün siyasi uzantısına karşı politikası aslında milli bir politika değil, Türkiye lehine bir politika değil. Bu noktada işte AK Parti ile de MHP ile de, yani yasamayla da ortak hareket edebilir. Bu noktada öncelikle Türkiye'de terörle mücadelede bir defa devletin yanında olması gerekir. Milli meseledir bu. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyalist Enternasyonal'da başkan yardımcılığı var. Avrupa'daki sosyalist partiler üzerinde aslında Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin milli meselelerindeki hassasiyetini anlatabilir. Bugüne kadar maalesef Kemal Bey zamanında bunun tam tersi oldu. Türkiye lehine değil, işte Azerbaycan'a yaptığımız desteği bile maalesef Türkiye cihatçı gönderiyor diyerek Türkiye'nin yani milli meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi milli bir dış politika takip etmemiştir. Dolayısıyla bu dünkü görüşmede terörle mücadele konusunda da işte kayyum meselesinde mesela. Ya kayyumla evet, hiç kimse yani normal olarak belediye başkanlığı makamı boşalınca oraya belediye meclisinden üye seçilir. Yerel yönetimler kanunun gereği budur. Ancak 40 yıldır bize musallat edilmiş bir terör örgütü var. Ve bu terör örgütüyle mücadele bağlamında istisnai bir uygulama ile terörden dolayı görevden alınan belediye başkanlarının yerine meclisten değil hükümet bir vekil atar diyor. Buna kayyum diyorlar ama bunun asıl adı vekildir. Şimdi bu istisnai bir durumdur ve terörle mücadelenin bir uzantısıdır. Terörle mücadelemiz sona erer, herhangi birisi kalmazsa bence bu istisnai durum kalkabilir. Bakınız, bu kayyum atama kanununu eleştirilmesine katılırım. Yani siyasetçi eleştirebilir. Ama görevden alınanların terör örgütünün yöneticiliğinden yargılandığını görmeyip, terör örgütüne adam devşirmeden dolayı yargılandığını görmeyip, esnaftan vergi ve haraç alıp terör örgütüne gönderdiğini görmeyip, efendim kayyum atandı, vatandaşın efendim iradesine haksızlık ediliyor denmesi doğru değil. Çünkü bu istisnai uygulama terörle mücadele bağlamında istisnaidir. Bakınız, normal süreç değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi işte gerek Sosyalist Enternasyonal'da Türkiye'nin milli meselelerini anlatabilir. Terörle mücadele konusunda hem içeride hem dışarıda devletin yanında durabilir. Anayasa konusunda aynı şekilde bunu yapabilir. Diğer noktalarda zaten muhalefetten yani hükümetin yaptığı her şeyi alkışlamasını beklemeyiz. Onlar da onu söylüyor. Her şeyi alkışlamayız diyor. Muhalefetin eleştirmek elbette ki hakkıdır, eleştirecektir. Ancak yani CHP'nin şu anda takip ettiği
gerek anayasa konusunda, gerek terör konusunda, gerek mesela Gazze konusunda da, dün Gazze konusu da konuşulmuş. Evet, Gazze konusunda da bir gelişme var. Resul Bey, izninizle aktarayım hemen. Gazze'de ateşkes olacak mı sorularında ABD açıklamasını yaptı. Pazarlık yapma zamanı bitti dedi ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan. Hamas'ın Gazze'de ateşkes konusunda verdiği yanıtta önerdiği değişiklikleri küçük düzenlemeler olarak tanımladı ve ateşkes anlaşması ile ilgili nihai boşlukları kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Pazarlık yapma zamanı bitti dedi Sullivan. Şimdi ateşkesin başlamasının ve esirlerin evlerine dönmesinin zamanı ifadelerinde kullandığı 20-26'da düşen bir haberdi. Gelişmeyi aktarmış olalım Gazze'ye değinmişken. Evet, Gazze konusunda da CHP'nin tavrı çok net değil. Yeri geliyor Hamas'ı terör örgütü ilan ediyor. Yeri geliyor İsrail'i memnun edecek bir takım tavırlar alıyorlar. Dolayısıyla yani bu partiler arası ziyaretleşme, bu görüşmeler, bu konuların da karşılıklı müzakeresi, mütalasıyla bence orta bir yer bulunabilir. Dolayısıyla o görüşmeleri ben son derece olumlu buluyorum. Evet. Oral Bey, şimdi vaktimiz var, araya gideceğiz ama daha var 10 dakikamız var sanırım, 15 dakikamız. Şimdi sizin notlarınız var. Bugün gündeminizde bir konu var sizin. Özellikle sormak istiyorum. Çünkü biraz da açıkçası gergin de gördüm bugün sizi. Ne oldu bugün? Biraz önce buraya gelirken yolda resmen bir azman minibüsler diye yeni bir minibüs adalara getirmeye planladı İmamoğlu yönetimi. Biz de adalılar olarak bunun son derece yanlış olduğunu söyledik ve İETT müdürü geldi adalara, toplantı yaptı. 200'e yakın adalı çeşitli sivil toplum örgütlerinden. Onlar dediler ki yani bu adanın dokusuna, çünkü ada küçük bir yer ve bütün şehirden 20 milyonluk şehirden gelen özellikle de bayram günleri parasız olduğu için ulaşım araçları, ada bir anda büyük bir baskına uğruyor. Altından kalkamayacağı yükle karşılaştı. Ne tuvalet yetiyor, ne yiyecek yetiyor, ne yol yetiyor. Ne. Bu arada İmamoğlu yönetimi de bu bizim kullandığımız şimdi elektrikli küçük araçlar var. Onun yerine bu baskıyı kaldırma iddiasıyla Kartal Maltepe minibüslerini getiriyor. Onun boyunda koca minibüsler. Adalara. Adalara. Ve bundan 200 tane... Görüşebildiniz mi siz Sayın İmamoğlu'yla? İmamoğlu'na telefon ettim. Benim söylediklerimi dinliyordu. Direkt birebir konuşmadık ama danışmanın elindeydi telefon. Hepsini. Ben dedim ki yanlış yapıyor Sayın İmamoğlu. Israr etmesin. Bu çok yanlış. Çünkü adada bir kişi bile, bir adalı bile bu yeni minibüsü istemiyor. Şimdi böyle bir şey, ya nasıl belediye başkanlığı bu? Bir vatandaşın talebinin tamamen iradesine karşı bir şey yapılabilir mi? Şimdi bu minibüsler adalıların iradesine rağmen 15 gün, Haziran günü yani bayramın birinci günü resmi tebligat yapmışlar anladığım kadarıyla. Öyle mi? Evet. Ve böyle bir uygulamayla yüz yüzeyiz. Ben de İmamoğlu'na telefon ettim. Dedim ki yani onunla konuşayım. Ne için aradığımı sordu. Dedim minibüs için. Minibüs için aradığımı duyunca çıkmadı telefona. Ama ben yani Sayın İmamoğlu'nun bu tavrını son derece yanlış buluyorum. Bundan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, Adalar Belediyesi de, CHP'li... 15 Haziran'da da bu anlamda görülecek adalar. Ya bir de şöyle yapacaklar. Şimdi orada protesto yapacak adalılar. Evet. Dışarıdan gelen adayla alakası olmayan insanların gözü önünde. Onlar yani diyecekler ki... O şöyle bir şey olacak. Yani sen gelenlere karşı gösteri yapıyormuş durumuna düşürecekler. Kötü bir görüntü olacak. Son derece kötü bir tezgah bu. Yani bu tezgahı bu hale getirmiş olması dolayısıyla İmamoğlu'na buradan protestolarımı yolluyorum. Protesto ediyorum. Evet. Ve şey, bütün medyadaki gibi, bütün gücümle de bu yaptığı yanlışı ona anlayana kadar... Belki buradan ekranlardan duyar çağrınızı anladığı ana kadar da bu protestomu iletim. Zaten söyledim bütün bunları. Duymuştur telefonla kendisine. Onun telefonuydu, danışmanı tuttu derinde ama dinlediğini zannediyorum. Evet. Yani yanlış bir iş yapıyor İmamoğlu. Önemli bir başarı kazandı. Seçimlerde yüksek bir şehrinin desteğini aldı. Ama bu kadar inatla bir şeyi yanlışta ısrar etmesini anlamak mümkün değil.
CHP'li yöneticilerin çoğuna, Özgür Özel hariç hepsine ulaştım. Hepsine söyledim bunları. Bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak, tanıdıkları ve bir adalı olarak. Bir adalı olarak, bir de bu memleketin bilinen bir ismi olarak bununla mücadele edeceğim. Onların bu şeyi, tezgahının yanlış olduğunu, vazgeçmelerini sağlayıncaya kadar Oral Saraçlar onun karşısındadır. Bilsin. Yani halkın nabzı bu anlamda önemli olacak. Ben biraz önce Adalar Vakfı Başkanı Ali Bey ile konuştum. Adalar Vakfı. Çok sinirli, o da öfkeli bir şekilde. Evet. Anlaşılır gibi ben değil diyor. Ben de size ilk defa bu kadar sinirli. Yani şöyle diyor, 200 kişi toplandık, bütün sivil toplum temsilcileri. İETT müdürü geldi ve oradaki tepkiyi, karşı koyuşu, bilimsel olarak bir sürü akademisyen var. Tamam demişler, bir erteliyoruz. Fakat şimdi tam 15 Haziran'da, yani bayramın birinci günü, dışarıdan gelen yurttaşlarla adalları birbirine düşürebilecek böyle bir girişimi anlamak mümkün değil. Doğru. Protesto ediyorum. Vazgeçmelerini diliyorum. Evet. Resul Bey, söylediklerinizi istinaden. Resul Bey, orada mısınız? Oral Bey'in söylediklerini İmamoğlu'na protesto ediyorum sözünde özellikle gülümsediniz de onu sormak istedim. Yok, Oral Bey neden sinirli olduğunu şimdi anladık. Bugün adalarda canı sıkılmış minibüse acısını bizden çıkarmaya çalışıyor. yok yorulmuş bir herhalde bu anlamda değil mi? Biraz yok ya, yorulmadım yani. Ama, yorulduğumdan değil yani. Anlamamaları acayip. Yani şimdi tabii bütün Oral Bey'in bu haklı çıkışına, haklı serzenişine ve itirazına yetkililerin, sorumluların kulak vermesi lazım. Yani burada siyasi bir mesele yok. Ulaşımda daha adalının istediği bir makul talep var. Evet. Onun karşısına böyle kabul etmedikleri bir hizmet aracını getirmeleri konusunda bence kararlarını yeniden gözden geçirmeleri adallar lehine olur. Oral abinin üzülmesini istemeyiz. Evet. Resul Bey, şimdi Gazze'de savaş devam edecek dedi ABD. Araya gitmeden bu konuya biraz değinmenizi istiyorum. Sonra reklam arası sonrasında diğer konumuza geçeceğim. Özellikle önemli bir gelişme çünkü bu. Sonuçta gerçekten de 7 Ekim'den bu yana süren bu soykırımın, artık soykırım gerçekten, bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Ne zaman son bulacak diye sormaktan ben de yoruldum. Ya bu son ateşkes 3 kademeli, 3 aşamalı ateşkes projesine önce hiç kimse sahip çıkmadı. Daha sonra Biden tamam benimdir demek zorunda kaldı. Önce İsrail teklif etti dediler vesaire. Neyse sonunda Amerika bizim teklifimiz diye kabul etti. Evet. Hamas bu teklife cevabını verdi Mısır ve Katar aracılığıyla. Amerika'da onları değerlendirdiğini en son söylüyordu. Ancak böyle bir gerçek var. İsrail, yani geçen hafta biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkes kararı çıktı. İsrail bu kararı dinlemiyor. İsrail alınan hiçbir kararı dinlemiyor. 1948'den bu yana ne Birleşmiş Milletler kararına ne efendim diğer uluslararası gerek Adalet Divanı olsun, Uluslararası Ceza Mahkemesi olsun, diğer Avrupa Birliği'nin kimi kararları olsun, İsrail kesinlikle hiçbirini dinlemediğini açıkça söylüyor ve barışa en yakın olduğunu düşündüğümüz saatlerde en kanlı eylemlerini maalesef İsrail gerçekleştiriyor. Bu konuda İsrail'i durdurabilecek olan aslında eğer isterse, gerçekten isterse Amerika'dır. Şimdi Amerika'nın elinde 3 aşamalı bir ateşkes planı var. Bunu da Hamas büyük ölçüde zaten kabul etti. Eğer Amerika hakikaten bu işte duyarlı, samimi olursa ateşkes sağlanır. Çünkü Amerika'nın yaptığı lojistik destek kesildiği anda İsrail'in bu savaşı sürdürmesi mümkün değil. Ancak Amerika gerek Dışişleri Bakanı eliyle gerek efendim başkanı eliyle yaptığı açıklamalarda sürekli İsrail'i haklı gören, İsrail yanından İsrail'in katliamlarını görmezden gelen bir politika izledi ve destekledi. Hala destekliyor. Dolayısıyla şu anda yapılan açıklamayı olumlu bir açıklama, inşallah ilan ettikleri gibi, yani zaten pazarlık aşaması diye bir şey kalmadı. Karşı tarafta
fikirlerini beyan etti. Bu ateşkesin bir an önce sağlanması gerekir. Ancak burada güven duyulması gereken İsrail diyoruz ama İsrail'den önce bu savaşın en büyük sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika kendi sunduğu bu ateşkes üzerinde ısrarcı olur ve İsrail hükümetine gerekli baskıyı yaparsa evet bir ateşkes sağlanabilir. Aksi takdirde biz İsrail'den herhangi bir ateşkes yapmasını beklemiyoruz. Çünkü 48'den bu yana ne zaman ateşkes zaten bir defa biliyorsunuz oldu 6 günlük. Bu evet bir 3 günlük oldu. Akabinde bir 6 gün evet. oldu. Ondan sonra yine devam etti. Dolayısıyla tekrar ediyorum Amerika elindeki bu ateşkes programını uygulamakta ısrarcı olursa evet bir ateşkes olabilir. Yoksa Amerika'ya bağlı bu. İsrail'i evet Amerika'ya bağlı. Evet. Şimdi bir araya gidelim değerli konuklarım. Sonrasında değerli izleyiciler Haber Arena'da devam edeceğiz. Değerli izleyiciler Lider Haber'de Haber Arena programında kaldığımız yerde değerli konuklarımızla istişarelerimizi yapmaya devam ediyoruz. 12 Haziran Çarşamba akşamında Oral Çalışlar, Sayın Cemal Zehir ve video konferans yoluyla Sayın Resul Tosun da bizlerle. Ve haliyle tabii ki yine tabii ki az önce de Resul Bey'in son sözü bırakmıştık. Gazze'de ateşkes olacak mı sorusunu yöneltmiştik. Son gelişme açıklanmıştı bu anlamda ABD'den. Pazarlık yapma zamanı bitti demişti. Cemal Bey bu konuyla ilgili size de söz vermek istiyorum. Sıcak bir gelişme. Evet. Öncelikle tabii İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu bu büyük katliam insanlık tarihinin en büyük yüz karası olaylarından biridir. Hem bu katliam Hitler'e rahmet okunan bir katliamdır. Bunu önce baştan söylemek gerekir. Çocukların, kadınların, savaşmayan insanların, sakatların öldürülmesi eşi ve benzeri görülmemiş. Özellikle bu yüzyılda hiç benzerine rastlanmamış bir savaş suçudur. Bunu söylemek isterim. Evet. Ya başka söyleyeceğim ne var? Tabii Hamas'la İsrail arasındaki bu savaşta baktığınız özellikle Gazze'deki Filistinliler demek lazım. Zaten Hamas'a yüklemek yanlış olur. Çünkü Hamas'ın dışında da Gazze'de Filistinli örgütler var. Sivil toplum kuruluşları var. Ve bunlar da bu savaşın bir tarafı. İsrail katliam yaparken Gazze'deki FKO'nun yani Batı Şeria'daki Filistin Kuruluş Örgütü dediğimiz resmi temsilcilerin vatandaşını ayırmıyor. Hepsini öldürüyor. Onun için tamamına karşı bir toplu bir soykırım yapıyor. Burada gelinen bu aşamada birkaç defa şey oldu, iki defa özellikle esir takası, görüşmeler, şunlar bunlar oldu ama bu aşamada artık savaşın bitmesiyle ilgili olarak bir çözüm önerisi Amerika tarafından. Tabii bu süreçleri daha önce de biliyoruz. İşte başta bu diyorlar ki bunu ilk önce İsrail teklif etti, sonra kabul edilmedi, Amerika teklif etti, Biden projesi falan. Bunun esas şeyi şu, Amerika seçimler yaklaşıyor. Biden için ziller çalıyor. Yani Amerika'da her ne kadar Biden cumhuriyetçileri temsil etmiyor. Biden demokratları temsil ediyor. Ve demokrat kesimin önemli eyaletlerinde her gün protestolar oluyor. Ve bu protestoların esas şeyi de bu Filistin'deki bu savaşta, Gazze'deki bu savaşla ilgili. Onun için Biden seçim öncesi en azından seçime çok az vakit kaldı. Burada kendi aleyhine olan rüzgarı, bakın ben müdahale ettim, savaşı durdurdum diyebilmek için bu işe elini taşın altına soktuğunu görülüyor. Evet. Belki bundan aslında Filistin'de İsrail'in yapmış olduğu katliamdan da en memnun olanların başında Biden olduğu kanaatliyim. Çünkü 1972'den beri Biden, Yahudi lobisinin en çok desteklediği senatörlerden biri olmuştur. Ve sonra başkan yardımcısı olduğu dönemde olsun hep Yahudi lobisiyle birebir çalışmıştır. Onun için bu süreçte İsrail'e koşulsuz ve şartsız destek vermiştir. Evet. Ve bütün Biden desteğini çekseydi bugün zaten İsrail Filistin'de bu katliamları yapma şansı olmadığı gibi savaş bu kadar sürdüremezdi. Gelinen noktada sonuç nedir derseniz bu görüşmeler neticesinde halbuki Hamas barışı en çok isteyen Hamas. Ama nasıl bir barış istiyorlar? Hı. Net anlaşması olan bir savaşın bittiği bir şey istiyorlar. Ve tabii Hamas burada koşulsuz ve şartsız teslim olmak diye bir durum yok. Adamlar
kahramanca savaşıyorlar ve kahramanca bunun bedelini ödüyorlar. Yani şehit oluyorlar. Hı hı. Bunlar da kendilerinin varoluşunu kabul edecek, Gazze'nin yeniden imarını kabul edecek ve koşulları, şartları kesin olan bir barış istiyorlar. Evet. Bu noktada geldiğimizde de ne oldu? En son işte Mısır'ın ve Katar'ın araya girmesi, Amerikan önderliğindeki bu barış sürecinde aşamasında bir sonuca yaklaştı. Ama bakıyorsun akşam işte Milik'in diyor ki işte Hamas'tan cevap bekliyoruz. Hamas zaten kaç defa cevabını vermiş. Yani işin bu savaş uzatan tarafı da Hamas gibi göstermeye çalışan bir Milik'in işgüzar bir politikası olduğunu görüyoruz. Evet. Bunun için bu şeyde ama artık büyük oranda bu barış anlaşması ne oranda olur gerçekleşmiyor ama Hamas'ın tek bir şartı var. Yazılı bir anlaşma metni imzalamak istiyorlar. Evet. Çünkü İsrail'in verdiği hiçbir sözün anlamı yok. İşte insanları oradan oraya ta kuzeyden güneye, evet, güneyden batıya, batıdan kuzeye, doğuya kaydırıyor filde. Her birini yolda katliam yapıyor. Evet. Suriye'ye gidin güven. Onun için İsrail hiçbir sözünün şeyi yok. Yazılı metnin bir anlamı olabilir mi? Yazılı metin yarın uluslararası mahkemelerde en azından İsrail'i yargılarken şey edilecek, kullanılabilecek metin olabilir. Ben bu olarak görüyorum. Maalesef şu ana kadar 37.202 tane Filistin öldü ki bunlar cesetleri bulunanlar. Çocuklar. Toplu mezarlarda ne kadar olduğu belli, evet, değil. Her gün kazılan yerde bir sürü daha insanlar var. Maalesef. 84.932 yine resmi yaralı var. Ama bu kanaatim şu ana kadar 200 bine yakın Filistinli'nin yaralı ya da şehit olmuş olduğunu görüyoruz. Bu da Filistin halkının neredeyse, Filistinlilerin neredeyse %10'una yakın bir kesime doğru gidiyor. Evet, gerçekten öyle. Ve harap olmuş. Bugün bir yine metin okudum. Bir rapor dinledim. Evet. 35 milyar dolar Gazze'deki yıkımın mali bedeli olarak gözüküyor. Çok büyük bir para. Yani bunda ayrıyetten not almak gerekir. Bir an önce barış gelsin istiyorum. Yani gönlümüz haberleri dinlemeye bile şey edemiyor. Ruh halimiz bozuluyor. Yani özellikle Gazze'den çıkan haberleri gördükçe dayanamıyoruz. İnşallah bir an önce gelir. Burada tabii eli taşın altına koyan yine Türkiye oldu. Hı hı. Ve bunun için de en büyük çabayı gösteren Türkiye oldu. Olmaya da devam edecek. Çünkü Gazze'nin son Müslüman fatihleri, son ev sahipleri Türklerdi. Yani Osmanlı, evet, ve Türkiye. Mirasçı olan Türkiye'ydi. Onun için yine burada elini taşın altına koyan biz görüyoruz. Abi siz neler söylersiniz konuyla ilgili? Şimdi Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı biliyorsunuz. Bu evet, seçimler evet, üzerinde de bu İsrail meselesi, Gazze meselesi önemli etki yaptı. Yani biraz başka boyutlarını konuşalım artık. Tabii bu vahşeti defalarca lanetledik ama lanetlemek de olmuyor. Ne yapmak gerekiyor? Şimdi Avrupa'da bu son parlamento seçimlerinde Avrupa sağa kaydı. Yani merkez sağ. Bir aşırı sağa kaydı. Bir kısmı aşırı sağa kaydı ama genel ortalama sağa kaydı. Yani geçmişte solun büyük ölçüde etkili olduğu bir kıtaydı ve Avrupa Birliği önemli bir demokrasi projesiydi. Bir dönemde çok etkili oldu fakat sonunda insan hakları ihlalleri, Ukrayna Savaşı, İsrail, Gazze vesaire derken Avrupa alt üst oldu. Yani bunun İsrail saldırısının önemli sonuçlarından biri Avrupa'daki değişim. Bu değişimden bence şöyle tepkiler de oldu. Ben bu tepkileri de çok yanlış karşılıyorum. Oh, Avrupa Birliği çöktü diye Türkiye'den böyle bir yaklaşım var. Halbuki Türkiye Avrupa Birliği'nin çökmesinden Türkiye'nin bir faydası yok. Avrupa Birliği evet bize karşı kötü davrandı. Üyelik müzakerelerinde haksızlıklar yaptı. Bizim de kendimize göre eksiklerimiz, hatalarımız vardı ama şimdi Avrupa Birliği'ni bu duruma düştüğü halde iyi, hoş karşılamak hoş bir şey değil bence. Çünkü sonunda yabancılar konusunda sağcı partiler daha olumsuz tavır alıyorlar. Sosyal demokratlar ve solcular yabancı düşmanlığı konusunda daha olumlu bir yerdeler.
Onun için bu sağa kayması, sağcıların artması şeyi çoğaltacak. Faşizmi yabancı düşmanlığını artıracak. Yani şimdi mesela Fransa'da Macron gitti, iyi mi oldu? Yani Macron çok beğendiğimiz politikacı değildi ama Macron'un yerine gelecek olanların daha kötü olduğu ortada. Bu meseleyi yeni baştan tartışmamız gerekiyor. Yeni baştan Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, Avrupa'daki sağ kaymanın bizim ilişkilerimizdeki etkileri, İsrail meselesinin bu haliyle nasıl Avrupa üzerinden araştırılacağı. Bir de şöyle bir şey vardı. Bugün ben şeyde, bizim evde diğer yazar yazılarını yazarken Reşat Çalışlar şöyle bir şey, Avrupa sağı, Türkiye sağı ve Amerika. Oğlunuz. Evet, Amerika bugün Serbestiyet'e yazdığı yazıda Avrupa sağını inceliyor. O çok meraklıdır. Alman kültüründen geliyor. Diyor ki Alman AfD'den geriye düştü diyor şey, Sosyal Demokratlar. AfD biliyorsunuz Nazi Partisi, evet. Almanya'daki. Evet, Nazi Partisi'nden daha geriye düştüler diyor. Böylesine dramatik bir durum yaşıyor. Olaf Scholz yani başbakan şimdi Avrupa içinde neredeyse Avrupa'nın bel kemiği sayılacak Alman hükümeti, Alman devleti şu anda AfD'den daha az oy alan, daha az destek gören son seçimlerde bir siyasetçi tarafından yönetiliyor. Tam bir topal ördek pozisyonuna düştü yani. Bir hayal kırıklığı bir de yani. Şimdi Sosyal Demokratların solcu kanadından gelen birisiydi Olaf Scholz. Hamburglu, evet. Biz biraz, evet, kişisel olarak da tanıyoruz o zaman, o dönemden sosyal. O şeyin altında oy aldı. Tabii. Evet. AfD'nin altında oy aldı. Bunun çok önemli siyasi sonuçları olacak Avrupa'da. İyi değil, iyi sonuçları olacak değil, kötü sonuçları olacak. Yani bu İsrail Savaşı, Ukrayna Savaşı durduğu yerde durmadı. Çok çeşitli etkiler yaptı. İşte mesela Ukrayna meselesi de. Ukrayna'da da Amerika ve Avrupa Ukrayna'nın arkasında dururken birçok ülke, mesela İsrail çok ilginç. İsrail şeyi destekledi, Putin'i destekledi. Evet. Şimdi tamamladınız mı cümlenizi? Şöyle söyleyeyim. Hı. Yani Avrupa'daki gelişmeleri de dikkatle izleyerek tartışmamız gereken, gözden geçirmemiz gereken, evet, önemli değişimler yaşanacak orada. Evet. Bunu da bir not olarak düşelim diyorum. Evet. Şimdi Birleşmiş Milletler'in zaten açıklaması, İsrail savaş suçlusu ifadesi var ki bu anlamda aç bırakma, cinayet ve kasıtlı öldürme, sivillere yönelik kasıtlı saldırılar, zorla yer değiştirme, cinsel şiddet, kişisel onura yönelik hakaretler, işkence veya insanlık dışı ve zalimane muameleye varan cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet eylemleri Birleşmiş Milletler açıkladı. İsrail savaş suçlusu dedi. Gelişmeleri takip edeceğiz tabii ki. Şimdi diğer konumuza geçmek istiyorum. ABD Ankara Büyükelçisi Jake Flay, ABD Türkiye stratejik bağları hiç bu kadar güçlü olmamıştı dedi. Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuştu. Bu anlamda ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Erdoğan-Biden görüşmesine değindi. Gazze'de ateşkese değindi. BRICS'e üyelik konusunda da açıklamaları vardı. Önemli açıklamalardı. Resul Bey, size söz vermek istiyorum. ABD-Ankara Büyükelçisi Flake'in açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Lütfen, tabii ki. Dünyanın geleceği açısından da fevkalade önemli bir gelişme. Çünkü sosyalistleri, sosyal demokratları insan hakları açısından daha müsamahkar olduklarını biliyoruz. Ama sağ partiler, sağcı partiler, radikal partilerin insan hakları konusunda tutucu oldukları, itici, ayrımcı, bölücü olduklarını da gayet iyi biliyoruz. Bu bağlamda ben şöyle bir ikilem de görüyorum. Bilmem Oral Bey, Cemal Bey ne der? Şimdi İsrail konusunda Gazze'deki katliama karşı Avrupa devletleri dahil tamamı İsrail'in yanında durdular.
Ancak biz insanlık vicdanının ölmediğini gördük. Avrupa'nın bütün başkentlerinde Avrupa'yı vicdanı ayağa kalktı. İnsanlar bu katliamı kınadılar. Özellikle üniversitelerde protestolar. Özellikle evet üniversitelerde. Şimdi, Amerikan üniversiteleri. Evet onlar da. Evet şimdi Avrupa'daki bu protestolara bakınca sanki sosyal demokratlar daha çok oy alacak gibi bir izlenim edindim ben. Tam tersi çıktı ortaya. Yani hem ötekinin haklarını koruyan gösteriler var vatandaşlar tarafından hem de seçimlerde aşırı sağın oyları sosyal demokratları geride bıraktı. Bunu nasıl yorumlar Cemal Bey, Oral Bey bilemiyorum ama bana biraz şey gibi yani görünenin tersi bir sonuç çıktı gibi algıladım. Ve aşırı sağın Avrupa'da bu derece ilerlemesi iktidara alternatif olmasının ben gelecekte dünya barışını da tehlikeye düşürebilecek bir gelişme olduğu endişesini taşıyorum. Gelelim Avrupa bir Amerika Büyükelçisi'nin Resul Bey ona gelmeden önce Cemal Bey'in bir söylemi olacak sizin az önce söylediklerini istinaden. Buyurun. Resul Bey şimdi benim bu konuyla ilgili yorumum dün de bir başka televizyonda açıklamıştım. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda Ukrayna'nın yaklaşık 10 milyon vatandaşı Avrupa şehirlerine dağıldı. Ve bu Avrupa şehirleri Ukrayna bunları reddetmedi yani yönetimler. Amerikan desteğiyle iktidarlar yani Amerikan yönlendirmesiyle iktidarlar bunları kabul etti. Ama toplum buna itti aslında Avrupa toplumu. Çünkü kentli milliyetçilik kavramı ön plana çıkmaya başladı. Yani şehirlerinize her bir ülkeye yüz binlerce insan ülkelere gidiyor. Her bir şehirde bunun 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bine yakın Ukraynalı'nın girdiğini gördük. Bir de zaten Avrupa son zamanlarda sarı saçlı mavi gözlere evet diyorlardı ya o yönden söyle. Ya artık o sarı saçlı mavi gözlere de evet demiyorlar. Çünkü ekmeği ortak gelince iş değişiyor. Avrupa'nın en önemli şeyi bu. Ekmeği ortak gelmesin. Avrupa'nın sorunu zaten daha önce de Afrika göçmenleri, Suriye Savaşı, özellikle Arap Baharı sonrası Avrupa'ya doğru akan bir Orta Doğu'dan bir göç var. Bu göçlerle birlikte Avrupa toplumu temelde köklerinden sarsıldı. Her ne kadar iktidarlar işte bizimle geri kabul anlaşması yaptığı gibi bazı ülkelere bunları dayatmaya kalksalar bile Avrupa'da ciddi bir göçmen nüfus ortaya çıktı. Daha önce de vardı zaten Avrupa'ya gittiğinizde görürsünüz işte Fransa'da yüz binler, milyonlarca siyah. Burada bir araya gireyim bir şey söyleyeyim. Evet. Mesela şöyle bir şey oluyor. Bir önce gelen azınlıklar da sağcılarla ittifak yapıyorlar. Evet. O da şimdi yabancı düşmanlığını yapanların bir kısmı da gerçek yabancılar. Evet, Cemal Bey sizin kameranız şurada. Evet, yabancı düşmanlığı yapan doğru söylüyor abi Bey. Ben Avrupa'da hemen hemen her ülkeyi neredeyse gittim, kongreli yaptım, kaldım, postdoc yaptım Avrupa'da. Onların tarzını biliyorum, bakış açılarını. Avrupa'da yabancı düşmanlığı her zaman var. Ve bu yabancı düşmanlığı bu Arap Baharı sonrası daha da arttı çünkü nüfus arttı. Peşinden gelince de Ukraynalıların gelmesi, hatta bir takım Ruslar da kaçabilenler, işte demokrasi, şu bu falan, onlar da Batı şehirlerine gitmesi, Avrupa'daki kanaatim kentli milliyetçilik kavramını daha fazla ön plana çıkardı. Ve göçmen karşıtlığıyla bunlar ideolojik temellerinin çok fazla sağlam değil ama bunun göçmen karşıtlığı. Bunu sağ partiler, aşırı sağ partiler daha iyi kullandılar. Zaten Avrupa'nın altyapısında nasyonalizm yüksektir, vardır. Yani Alman Hitler'in kendisi ölmüştür ama Almanya'da Hitler ruhunu görmek mümkün değil. Her tarafında var. Fransa'da görüyorsun, İtalya'da görüyorsun, diğer şehirlerde görüyorsun. Bunu göçmen politikalı, göçmen karşıtlığı bunu daha fazla itti. Bir taraftan da bu bir etki etti. İkinci bir şey var. İsrail savaşında Hamas ya da Filistin savaşı diyelim. Gazze savaşında baktığımız zaman da resmine. Burada da baktılar ki iktidarların ikili politikası var. Ukraynalılara gel diyorlar. Ama Gazze'lileri katliam yapmak için Fransa, İngiltere, Almanya
Ne yaptılar? Silah verdiler. Usta kimin yanında? Amerika Birleşik Devletleri'nde. Silah veriyorlar bir defa. Ve burada da bu ikili politikayı gören bir vatandaş var. Az önce dedim ya, insanlığın da bir vicdanı var. Evet. İnsanlığın vicdanının neticesinde de burada da bir faktör oynadı. Belki bu belki sol partilere dönebilir ama Avrupa'daki sol partiler, iktidarda olanlar ya da olmayanlar ya da merkez partiler diyelim, bunlar da Amerika'nın neredeyse kontrolüne girdiler. Yani Amerika Avrupa'yı domine ediyor. İstediği tarafa yönlendiriyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda başka, Filistin'deki Gazze-İsrail Savaşı'nda başka taraf. Burada ikiyüzlülük vatandaşlara da büyük bir kırılganlık oluşturdu. Evet. Neticesini ortaya çıkardı ve bunun neticesinde de sol partiler belki Sosyal Demokrat Partiler iyi politika geliştirip de öne çıkamadıklarından dolayı aşırı sağ partiler zaten şey dinlemiyorlar. Yani herhangi bir üst dinlemiyorlar ve bunlar da kökenleri ya da şey itibariyle, yönetici itibariyle de böyle devlet tecrübeleri pek olan yok. Yani rigid olan insanlar ve bunlar da etrafında toparlamayı başardılar. Yani anti muhalefet ettiler. Tabii insanlık vicdanı da devreye girince Avrupa'nın her şehrinde protestolar var. Evet. Bu protestolar bunu beslediği kanaatindeyim. Ama Avrupa'daki aşırı sağcılığın ya bu yönelimin ideolojik temellerinin çok güçlü olmadığı gibi. Aynı Türkiye'deki göçmen karşıtlığın ideolojik temellerinin olmadığı, sadece işte göçmen sayısına vurgu yapılarak siyaset yapılan partiler belli bir oy alabilirler ama Avrupa'daki gibi alamadı. Onlarda daha fazla ama kökte şey var, ideolojik temelleri var. Bizdekinin ideolojik temeli o kadar yüksek değil. Çünkü biz bir imparatorluk bakiyesinden geliyoruz. İkincisi de bunu formüle edecek liderlerin daha güvenilir olması gerekirdi. O olmadığından dolayı o kadar yüksek etki etmedi. Evet, evet Resul Bey. Evet, Cemal Hoca'ya teşekkür ediyorum. Onun şimdi gelelim. Aydınlatıcı, evet. Aydınlatıcı bilgilerdi. ABD Ankara Büyükelçisi Jack Flake'in konuşmalarına, açıklamalarına değinecektik. Reuters'a yani açıklamalarda bulundu Türkiye ile alakalı. Türkiye-Amerika ilişkileri hiç bu kadar güçlü olmamıştı derken, yani herhalde biz bıyık altında gülmemiz gerekir. Yani ne kadar güçlü. Ya bizim Amerika hiçbir dönemde bizim dostumuz maalesef olmadı. Ancak Amerika bizim ta 50'li yıllardan beri müttefikimiz. Aramızda yığınla anlaşmalar var, ticari ilişkiler var. İlişkilerimiz çok köklü ve koparılması da öyle kolay olmayacak ilişkiler. İlişkilerimiz devam ediyor. Ancak Amerika hiçbir zaman Türkiye lehine bunları maalesef kullanmadı. Türkiye'de mecbur olduğu için Amerika'dan kopmadı, kopmaz da kolayına. Yani en son bizim ülkemizdeki hava savunma sistemlerini götürmeyin, almayın dedik. Aldı götürdüler. O zaman bize satın dedik Patriot'ları. Hayır, satmıyoruz. İyi tamam, biz Rusya'dan S-400'leri aldık. O zaman ben sana katsa uygularım dedi. Katsa nedir? Hasım devletlere karşı uygulanan müeyyideler. Yok bizim parasını ödediğimiz uçak F-35 şeyinden, ortaklığından çıkardılar vesaire, bir şey. Ve daha da önemlisi, en önemlisi, güya müttefikiz, ilişkilerimiz çok iyi. Bizim başımıza iki tane musallat olan büyük bela. Birisi FETÖ, Amerika'da onu besliyor. İkincisi PKK-PYD'de. Şimdi hala bakınız 11 Haziran'da, yani dün Kuzey Suriye'de, Fırat'ın doğusunda seçim yapılacaktı. Türkiye'nin baskısı üzerine Amerika ne dedi? Ya seçim şeffaf olmaz, şimdi zamanı değil. Seçim yapamazsınız demedi. Evet. Zamanı değil, onlar da tehir ettiler. Nasıl güçlü ilişkidir bu? Yani bizim güneyimizde bir silahlı terör örgütünü açıkça destekliyorsun. Ve Türkiye'nin kılcal damarlarına sızmış başka bir terör örgütünü kendi ülkende himaye ediyorsun. Ama ilişkilerimiz çok iyi. Neden iyi? Yani biraz önce Cemal Hoca Gazze konusunda Amerika seçimlerine gönderme yaptı. Benzer bir şey. Şimdi Kasım ayında seçim olacak. Türkiye ile ilişkileri düzeltmek onların belki lehine olacak. Yani benzer bir takım, işte biz adım attık, onlar adım attı. Artık fantomların satılma, F-16'larına affedersin satışına dair engel ortadan kalktı. Benzer şeyler, ama bunların hiçbirisi bizim ilişkilerimizin çok güçlü olduğunu göstermiyor. Yani bunlar evet şunu gösteriyor bize,
Amerika gibi, Rusya gibi büyük devletlerle yatağa girdiğin zaman uyumayacaksın. Yani İnönü'nün şeyidir ya, hani ayıyla yatağa girersen uyumayacaksın diye. Ha bunlar evet ellerindeki büyük imkanlardan dolayı nüfuzları, etkileri, egemenlikleri çok yüksek. Ancak Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için bunlarla takip ettiği politikada artık emir alan, buyruk alan, talimat alan değil, kendi kararlarını gücü nispetinde kendisi veren bir ülke konumuna yükseldiği için, savunma sanayinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdiği için, dış politikada daha bağımsız politikalar takip ettiği için artık Amerika'da artık bu noktada işte Amerika Büyükelçisi Türkiye ile ilişkilerimiz hiç bu kadar güçlü olmadı derken, yani evet şu anda görünen bir takım engellerin ortadan kalktığını biliyoruz. Ancak hala bizi tehdit eden PYD konusunda Amerika dostça davranmıyor. Hala savunma sanayinde yine bizimle yani bizim lehimize olacak istikamette politikalar geliştir. Bununla birlikte gelinen noktada Amerika ile bu şekilde ilişkilerin iyi olmasını da elbette ki olumlu buluruz, doğru buluruz. İsteriz ki hiçbir sorun kalmasın. İki taraf, iki eşit ülke olarak birbirleriyle hem ticari ilişkilerinde hem siyasi ilişkilerinde ortak hareket edebilsinler. Ancak Amerika Orta Doğu'da ve bu bölgede Türkiye lehine herhangi bir adım atmış değil. Attığı adımlar bizim lehimize olduğu zaman kendi karının daha yüksek olduğunu hesap etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Oral Bey, siz neler söylersiniz? Yine Flake'ın açıklamalarını istinaden, özellikle Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendiğine vurgu yaptı. NATO'nun genişlemesi ve F-16 satış anlaşmasının ardından Türkiye batıya demir attı dedi. Nedir yorumlarınız? Şimdi Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı, epeyce zaman zaman sertleşen bir dönemlerden geçti. Rahip Johnson bayağı ciddi bir kriz oldu. Orada sonunda yani bir şekilde Amerika neredeyse bizim ekonomimizi tahrip edecek bazı tedbirlere girişince gönderdik. Yani Amerika ile epeyce problemlerimiz var. Bir stratejik müttefik sözcüğü vardır her zaman ama ne anlama gelir onu hiçbir zaman bilmem. Ama bizim stratejik müttefikimiz olduğunu bizim politikacılar da söylemekten, onlar da söylemekten zevk alırlar ama bir stratejik ittifak olduğu kanaatinde değilim. Şimdi Türkiye'nin batıyla ilişkileri kapsamı içinde Amerika'yı da değerlendirmek lazım. Yani batıya yönelik Türkiye imajıyla oradan gelen bize cevap bu ilişkilerin biçimini oluşturuyor. Bir de Türkiye şöyle ilginç bir şey yaşandı. Yani biz mesela 60'larda Amerikan aleyhtarı gösteriler yaparken o zaman İslami kesim komünizme mücadele derneklerinde örgütleniyor ve Amerikan aleyhtarı gösterileri baskın içinde kullanılıyordu. Şimdi Resul itiraz edecek ama elbette itiraz edeceğim. Biz ne Amerikancıyız ne Rusyacıyız. Biz milliyetçiyiz. Bize şöyle bağırıyorlardı. Amerika gitsin, Rusya mı gelsin? Allahsız komünistler. Sloganlardan biri de buydu. Komünizme karşıyız tabii ki. Şimdi komünizmle mücadele derneklerini CIA'nin kurdurduğu çıktı ortaya. Daha sonra itiraf ettiler zaten. Komünizmle mücadele dernekleri esas olarak sadece gençlerin örgütlendiği şeylerdi, örgütlerdi ve çok yaygındı. Bunu Türkiye'deki MİT'le CIA'nin işbirliği halinde yaptığını biliyoruz. Yani Türkiye tarihi şimdi tabii... O zaman CIA'den maaş alıyordu MİT abi. Efendim? O zaman MİT'in maaşını CIA veriyordu ama şimdi artık biz veriyoruz. Şey tabii orada meşhur özel harp dairesi hikayesi vardır. Ecevit hükümetinin. Ecevit bir gün gelirler Genelkurmay Başkanı Semih Sancar. Ya burada bir dairenin var, biz bunun parasını... Bize verir misiniz? Ne kadar diyor işte bilmem birkaç milyon dolar dedi diyor Ecevit. Nedir bu örgüt diye araştırınca diyor özel harp dairesi diye bir özel harp dairesi kurulmuş ve bu Amerika'ya bağlıymış. Yani Amerika'nın yönettiği bizim ordu içinde bir örgütlenme varmış ve başbakan bilmiyor. Ve para istiyor. Bir gün Amerika başbakan,
Başbakan subay olarak askerlik yapmadığı için bilmiyor. Biz Asteğmen olarak askerlik yaptığımızda verilen eğitimde özel harp dairesinin ne olduğunu anlatmışlardı ders olarak. Ecevit bilmiyorsa bu Türkiye'nin sorunu. Şimdi hayır, 70'lere kadar böyle bir şey yoktu. Sen kaç yılında yaptın askerliği? Olmaz olur mu 70'lere kadar? Yok yani bu meselenin ortaya çıkması 1970 olması lazım. Ama 1900 Marshall yardımlarından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine Rusya'nın tehdit olması sonucunda işte kontrgerilla gelerek oraya yerleştirilen işbirliği. Kontrgerilla tüm subayların şeydi abi. Amerika West Point'ta eğitim almadan bir subay kurmay olmuyor. Zaten yüzbaşlıktan yukarı gelen tüm subayların bir defa gönderiliyor. Elemeden geçiyor. Kalanlar bize işte darbe 15 Temmuz darbesinde gördük. NATO'da görev yapan generallerimiz gelmedi. Şimdi esas iki yerden geçiyordu o zaman şeyler, subaylar. Bir Amerikan West Point Akademisi, iki Kıbrıs. Evet. Kıbrıs'ta illegal faaliyet yapma ve orada çünkü çok çeşitli çatışmalar vesaireler oluyordu. Ve tabii zaman içinde şeyler değişti. Roller değişti. Mesela bugün baktığımız zaman bazı İslami kesimin yazarlarından, çizerlerinden net bir Amerikan aleyhtarlığı sert bir şekilde fışkırırken sosyal demokratlar bu konularda daha yumuşak tavır alıyorlar. Yani Amerika ile artık onlar yer değiştirdiler biraz. Batı ile ilişkilerde roller değişti. Yani sağcılar daha Amerikan aleyhtarı olurken biz sağcı değiliz. Biz sağcı değiliz Orhan abi. Peki, Müslümanlar kendilerini muhafazakar kardeşlerimiz. Muhafazakar kardeşlerimiz. Emperyalizmin her çeşidine karşıyız. Avrupa'dan da gelse, Rusya'dan da, Çin'den de, Amerika'dan da gelse emperyalizmin her çeşidine karşıyız. Orhan abi, karıştırma. Tamam. Kişisel durumunuzu kayda geçtik. Ama genel durumu sizin dediğiniz gibi değil. Yani sonunda bakın, Avrupa'da sağ kazandığı gün bu sadece bizim hükümete yakın gazetelerden birinde genel yayın müdürlüğü yapmış bir yazar "Oh be çöktü Avrupa Birliği" diye tweet atıyor. Yani bundan ne sonuç çıkarılabilir bilmiyorum. Amerika çöktü, Rusya Rusya değil de mesela bu Ukrayna konusunda Özel harp dairesi de 1952'de kurulmuş. Ben onu atıf yapmak istedim. Özel kuvvetlere dönüşüyor efendim. Ben onu atıf yapmak istedim şey az önce. Peki. Evet. Yani özel harp dairesi o hala ne olduğu belli değil. Özel kuvvetler orada ama özel kuvvetler komutanlığına dönüştürüldü ama bir günde devletten birisi çıkıp bunun hesabını vermedi ve sormadı. Yani ne ama Cemal Bey'in söylediği gibi eskiden bizim MİT maalesef Amerika'dan maaşını alırken bugün artık milli bir kurum haline gelmiştir ve artık Amerika'nın emperyalist şeyleri bizim kurumlarımızda eskisi gibi etkin değildir. Siyasetimiz üzerinde işte onu da konuşuyoruz. Şimdi bu devletimiz ifadesinin çok fazla senin dilinde tekrar edilmesini de doğru bulmuyorum. Bir uyarı yapıyorum bu konu. Yani şimdi devletimiz, milletimiz vesaire gibi böyle çok genellemeler. Devletimizden beri bizim devletimizi yeni söylemiyoruz. Ben devletin zaman zaman yanlış yapacağını, devletin kutsal bir şey olmadığını. Hükümet yanlış yapabilir. Elbette yanlış yapar, zarar verebilir devleti yöneten irade. Elbette onun için devlet yanlış yapabilir de başkasının devleti değil. Bu devlet bizim. Sonuçta devletimiz derken sahiplenme yanlış yapsa da. Ben şöyle yanlış ben mesela yani. Şöyle yanlış bir ifade. Yanlışına karşı çıkarız da. Devletimiz derken. Devlet bizim değil mi? Yani. Şimdi devlet dediğin. PKK'lılar bizimkilere sizin devletiniz diyor. Ne demek bu? Canım ha. Hayırlı olsun hayırlı uğurlu olsun onlara. Yani şimdi burada mesele ben devletimiz sözcüğüne neden karşı çıktığımı söylemek için söylüyorum. Yani devlet dediğin sonunda bir organizasyon. Kutsal bir tarafı yok. Ordusu, polisi. Ama sonuçta devletimiz. Hayır efendim ya ben bu devletin yurttaşıyım. Devletimiz diye bir mesela bir parti için partimiz demediğim gibi devletimiz. Partiyle yani. Ya devletimiz lafından hoşlanmıyorum. Bir de insanlar hoşlanmıyor ama biz devletimizle biz Türk devletsiz olmaz. Devlet hepimizin. Çünkü biz devletle kaim olan bir milletiz. Şimdi devlete karşı değilim.
Devletin anladım. Devletin demokratikleşmesinden yanayım. Demokrati devletin hegemonyacı karakterinin son derece zararlı olduğunu düşünüyorum. Devletimiz Oral Bey devlet üç unsurdan oluşur. Millet, toprak ve yönetim. Bunun üçü bir araya gelirse devlet oluyor. Hayır, onunla olmuyor. Bu yönetim, bu topraklar. Ya toplum içinde. Rahatlıkla devletimiz diyebilirsin. Şöyle oluyor, toplum örgütleniyor. Sonunda bir kesim genellikle iktidarı idareye eline alıyor ve devlet benim diye çıkıyor ve memleketi yönetmeye başlıyor. Demokrasilerde bu konu toplumun daha çok katılmasıyla oluyor. Putin gibi, Rusya gibi ülkelerde devlet dediğin Putin oluyor mesela. Şimdi Rusya'da devlet bizim devletimiz Oral abi. Sahip tamam. Çıkmasan da biz sahip çıkıyoruz. Devletimiz aslında biz ideolojik farklı kelime anlamında ben başka bir şey. Yok, aynı şeyi konuşuyoruz aslında. Anlıyorum sizi. Yurttaşıyım diyorsunuz çünkü. Evet. Devletimiz kelimesindeki yani o ince nüansı anlamaya çalıştık. Biz o yüzden irdeledik. Yani ben de ben şimdi Türk milletinden olduğum için yani, devlet benim evet. Devletim kabul ederim. Yoksa ya mesela şimdi anayasada şöyle anayasanın 4. maddesi değiştirilemez denen maddede şöyle bir tanım geçiyor. Devletin milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü. Devletin ülkesi, devletin milleti. Şimdi devletin milleti olmaz. Milletin devleti olur. Yani, anayasa onun için değişmeli. Bu devlete vurgu yapan mantık. Devlete vurgu yapan mantık anayasada böyle ifade ediyor. Devletin ülkesi ve milletiyle. Ya devletin milleti olur mu? Milletin devleti olur. Ona karşı bir şey yok. Şimdi Türklerde benim için devletimiz sözcüğüne itiraz ediyor. Ben anlıyorum. Tümden gelim, tümden varım gibi bir şey oldu bu tabii. Evet. Bu devlet. Değerlendirmene katılıyorum. Anayasadaki o tariflerin hiçbirisi doğru değil zaten. O yüzden yeniden bir anayasa yapılmalı diyoruz. Yoksa katılıyorum senin bu eleştirilerine. Yani değiştirilemez maddelerin içinde bu var. Devletin niye değiştirilemesin ya? Yeniden işte anayasa yapılınca hepsi değişir. Ya millet değiştirilemez maddeyi şey yazdığı için darbeciler. Şimdi ben bu devlet yani bana göre o maddenin içerisinde Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi bu devleti kuran herkes Atatürk Türk kabul ediyor yani genel manada. Ama biz Türkler bu Türkiye Cumhuriyeti devleti atalarımızdan bize emanet kalmış. Bir devlet olarak görüyoruz evet. Birinci olarak ama diğerleri de bu devletin vatandaşı olmakla bütün temel haklara sahip olacağını ve bizim de aynı haklara sahip olacağını deriz. Ama biz bu devlet için bedel ödedik, ödemeye de devam edeceğiz. Ama bu felsefi tartışma. Ben bu milletin bir parçasıyım. Esas benim şeyim evet. Bu milletin parçasıyım. Aslında birleştiğimiz bir ortak evet. Payda var. Sadece doğru, devleti oluşturan milletin bir parçasıyız. Evet, evet. Aslında aynı şey evet. Zaten baktığımızda. Yani. Milli devlet çünkü daha evet. Soyut bir şey. Baskıcı devlet olabilir, faşist devlet olabilir. Demokratik devlet orada, olabilir. Orada işte hükümeti şey yapmak lazım Oral abi. Hükümet faşist şey devlet, olabilir, demokratik faşist bir olabilir. Devlet altında yaşasan evet. Devletimiz diyecek misin mesela? Ya faşist devlet de bizim abi ama işte biz bu hale çıkar. Sonuçta bu millet bu devleti çıkarıyor. Tamam dediğin mı? Doğru ama yapacak bir şeyimiz yok. Yani şimdi şey diyor ki. Devlet bizimdir, yönetimi eleştirebiliriz evet, bakın. Yönetimi eleştirebiliriz. Resul abi şey diyor ki Farabi es-siyasetul fadıl es-siyasetul cahiliyesinde yönetim biçimlerini tasnif ediyor ve 11 tane yönetim biçimi tasnif ediyor. Demokrasi de tam ortaya koyuyor. Fadıl devlet sistemiyle cahil devlet sistemi ortasında. Eğer yönetenler liyakat ehli, böyle propagandayla, para gücüyle, aşiret gücüyle, nüfus gücüyle, değişik şeylerle iktidara değil de halkın teveccühüyle, liyakat ehli olarak seçilmiş halkına huzur ve mutluluk verir diyor. Seçilmemişse diyor halkına zulmedebilir. Faşist de olabilir, başka da ama sonuçta o da bizim deriz. Çünkü bizim içimizden çıkıyor. Yani bizim her geçen gün daha fazla demokrasi yok. Osmanlı da bizim atamızdı. Evet, tabii. Selçuk da atamızdı. Tabii belki Hun da atamızdı. Ama gel gör ki ne var? Cumhuriyet Atatürk nur içinde yatsın. İşte bize hak verdi. Ne dedi? Kendi yönetimi seçiyor. İşte diyelim çoban sürü merhum cumhurbaşkanı. Ben çobandı Türkiye Cumhuriyeti nedir derseniz. Diyor ki bir çobanı başına getiren bir rejimdir diyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı işte yetim büyüyor. İşte yetim memurluğu yapıyor. İşte hayatını kazanmaya çalışırken geliyor bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 22 yıldan beri yönetiyor. Belki kanunu çıkarırsak belki bir iki padişah olabilir. Türk tarihinde en uzun süre iktidar olan kişi olsun. Yani bunu demokrasi sağladı bize.
Yani bu demokrasi işte, biz bu demokraside ne kadar vatandaş olabilirsek, ne kadar haklarımızı savunabilirsek, ne kadar sivil toplum olabilir de bu vatandaşla devleti buluşturabilirsek o kadar devlet bizim olacak. Yoksa diktatörlük de bizi şeydir. Bizim Osmanlı'da da padişahlar dışında yükselen sadrazamlar, vezirler vesaire, onlar da Anadolu çocuklarıdır yani. Merzifonlu bilmem nedir mesela. Merzifonlu var da abi bir şey. Evet. Osmanlı'da biliyorsun ya, iki makam bizde kutsaldır. Cumhuriyet döneminde oldu demek sadece yeterli değil. Osmanlı döneminde de yetenekli insanlar, bir Mimar Sinan çobanlıktan koca işte Çevre Bakanlığı'na kadar yükselmiş. Ya bunlar olabilir de şimdi Osmanlı'da bir saltanat bir de hilafet makamı Türklerindir. Elbet, diğer makamlar herkese verilmişti. İşte 27 tane Arnavut vezirimiz olmuş. İşte bir Çerkezi olmuş. Hatta Türk olmayan, Müslüman olmayan insanlardan da vezirlerimiz var, paşalarımız var biliyorsun. Padişahlarımızın... Yani Osmanlı dediğin devlet kanun, yani İstanbul'u alıyor. Affedersin, İstanbul'u alıyor. Veliaht prensi şey yapıyor. Paşa yapıyor. Yani, sadrazam yapıyor. Yani, vezir yapıyor değil mi? Ya padişahlarımızın annelerinin bir kısmı Hristiyan doğmuş, tabii, Hristiyan tabii. Ölmüşler. Tabii tabii. Evet. O da bizim Türklerde tabii biliyorsun soyu biz hep babadan kabul ettiğimizin halbuki genetik ne diyor? Ortak. Yani padişah eşlerinden, padişah annelerinden Hristiyan olarak ya, hayatını sürdüren çok isim var. Tabii. Seçimle gelenler haricinde Osmanlı'da da yetenekli olan, uzman olanlar gerekli yerlere yükselebilmişlerdir. Tabii, İlla zaman. Bu dönemde sadece oldu demek eksik bir şey olur. Yani. Tabii, tabii. Evet. Çok milliyetli bir imparatorluk istedim. İmparator kültürü evet. Öyle. Evet. Şimdi şu konuya da değinelim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'deydi. İspanya'daydı. Yarın da G7 Liderler Zirvesi'nde olacak. Zirve İtalya'nın güneydoğusundaki tatil beldesi Borgo Egnezia'da yarın başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii ki zirveye iştirak edecek. Takip edeceğiz biz de. Resul Bey neler söylersiniz? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İspanya'daki, yarın da İtalya'daki ziyaretleriyle alakalı. Ya şimdi biliyorsunuz bu G7, gelişmiş 7 ülke zaman zaman bir araya geliyorlar ve bunlar zaman zaman bazı liderleri toplantılarına davet ediyorlar. Şimdi Başkan Erdoğan'ın G7 zirvesine İtalya'da Başbakan Meloni tarafından davet edilmiş olması aslında Türkiye'nin dış politikada geldiği yeri, ehemmiyetini belirtmesi açısından fevkalade önemlidir. Çünkü G7, 7 tane devletin başkanları orada şey yapacak. Peki Türkiye'yi niye çağırıyorlar? Çünkü Türkiye artık bölgede tartışmasız bir bölgesel güçtür ve bu bölgede yapılacak, atılacak adımlar aslında Türkiye'siz artık atılamaz hale gelmiştir. Dün Hakan Fidan Rusya Cumhurbaşkanı'yla görüşürken, Başkanı Putin'le görüşürken, mesela Putin özellikle bu bölgedeki diplomatik gelişmelerde Türkiye'nin ehemmiyetine, önemine vurgu yaparken, hele bu tahıl koridorunun Türkiye sayesinde, Başkan Erdoğan sayesinde gerçekleştiğini temas ederken, artık Türkiye uydu bir devlet olmaktan çıkmış, Türkiye artık tartışmasız bir bölgesel güç ve bazı alanlarda da küresel güç haline gelmiştir. Politik bir öge olarak küresel bir güçtür. Dolayısıyla G7'nin toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrılması Türkiye'nin dış politikadaki gücünü göstermesi açısından ben fevkalade önemli bulurum. Çünkü birileri hala eleştiri babında efendim Türkiye yalnız kaldı vesaire gibi laflar ediyorlar. Türkiye şimdi işte dün İspanya'daydı. Bugün 13'ü İtalya'da olacak. Temmuz'da Putin ben onunla görüşeceğim diyor hastanede. Dolayısıyla G7'ye Cumhurbaşkanımızın çağrılmış olması şahsıyla alakalı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünya politikaları üzerindeki etkinliğinin bir tezahürüdür diye nokta koyayım. Oral abi çok konuştun demesin. Evet. Oral Bey, siz neler söylersiniz? Yarın İtalya'da bir zirve var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye iştirak edecek.
bugün İspanya'daydı. Bu anlamda temasları vardı. Yarın da G7 Liderler Zirvesi'nde olacak. Neler söylersiniz? Batı ile ilişkiler olumlu yönde seyrediyor. Bence iyi bu. Çünkü biz Batı ile kavga etmeye başladık mı, yönümüzü doğuya dönüyoruz. Doğunun otoriter yönetimleriyle daha fazla iç içe olmak yöneliyor. Bunu son derece olumlu buluyorum. Evet. Türkiye'nin tabii ki Batı ile ilgili bir sürü meselesi var. Tartışması gereken konular var. Ama her ne olursa olsun Türkiye'nin Batı'dan kopmaması ve bir dönem çünkü işte Rusya ile vesaire yeni ittifaklar kurar ve buradan çıkar gideriz şeklinde eğilimler ortaya çıkmıştı. Onların gerçekçi olmadığını o zaman da söylüyorduk. Yani böyle bir şey olmaz. Türkiye yönünü batıya dönmüş bir ülkedir. Bu Osmanlı'dan bu yana böyledir. Ve bunun maddi nedenleri vardır, manevi nedenleri vardır. Türkiye sonuç olarak bir kriz yaşadı batıyla ve bu krizi aştı. Şimdi olumlu yönde gidiyor. Bundan memnun oluyoruz. Türkiye'nin menfaatine olduğunu düşünüyorum. Evet. Siz neler söylersiniz? Evet, G7 zirvesine Sayın Cumhurbaşkanı'nın davet edilmesi bir Türkiye adına önemli. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık Batılılar herhangi bir karar alırken Türkiye'yi göz önünde bulundurmak zorunda olduğunu kabul etmeye başladılar. Tabii biz Batı'yla epey çekiştik. Tabii nedenleri var. İşte kuzey, hemen Türkiye'nin güneyinde bir PKK'yla birlikte bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ve bu devlet de devamlı Türkiye'ye saldırıyor. Hı hı. Yani bu devleti, bu örgüt devamlı saldırıyor. Ve Suriye'yi bölmeye gidiyor. Bu politikamız aykırıydı. Evet. İşte Libya'da Batı'nın tutumu dolayısıyla yine Libya'nın Türkiye tarafı oldu. Libya bundan dolayı çakıştık. Evet. Karabağ'da Batı'yla çakıştık. Bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı'nı yalnızlaştırma politikaları izlemeye başladılar. Ve bunu da epey sene takip ettik. İşte darbe girişimleri, şunlar bunlar başarılı olamayınca geldiğimiz noktada nedir? Sayın Cumhurbaşkanı özellikle hem Libya'da sonuç aldı, belli oranda Suriye'de sonuç aldı, Karabağ'da sonuç aldı ve bu sonuçlarda Türkiye çok etkili. Ayrıca savunma sanayi, az önce Resul Bey'in dediği gibi savunma sanayinde birçok alanda dünyada en önde ülkeler haline geldi. Yapmış olduğu ürünlerle işte SİHA'larıyla, İHA'larıyla, işte gemileri, şunlar, bunların hepsini göz önüne bulunan Türkiye yok sayılamayacak bir ülke haline geldi. Türkiye daha önce Batılıların Orta Doğu'daki yerel bir ülke konumlandırmasına gözüyle baktığı Türkiye bölgesel bir güç oldu. Bölgesel gücü artık yok sayamıyorlar. Ve bu coğrafya her ne kadar bu G7 toplanıyorsa da G7'nin toplandığı verdiği karar nedir? Toplantının altında büyük bir Ukrayna-Rusya savaşı. Türkiye burada belirleyici oluyor. Yani barışı sağlamak için en azından masaya tarafları getirdi. Zirvenin gündemini de okuyayım size hemen. Sizin de az önce söylediğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Afrika, göç, enerji, yapay zeka ki önemli bir konu aslında. Yine Hint-Pasifik'teki durum, küresel ekonomik güvenlikte tabii ki yarınki zirvenin gündeminde olacak. Evet, burada ne var? Yani Doğu Batı adına esas enerji koridoru oldu, Türkiye merkezi oldu. Türkiye bu manada Türkiye'nin olmazsa olmaz partnerlerden biri haline geldi. Ve Türkiye'nin sözü kıymetli hale geldi. Çünkü Türkiye burada bedel ödedi. Bedel ödediği için de böyle kolay kolay evet demiyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu manada Batı'nın da Sayın Erdoğan'la pazarlık yapmak zorunda kalıyor. Tabii Sayın Erdoğan kimin adına yapıyor? Türkiye Cumhuriyet Devleti adına yapıyor. Devletimiz adına. Bu önemli bir gelişmedir. Evet. Yani Batı'nın artık bizi davet etmesi, bu özel toplantı üyesi olmadığımız gruplar etmesi, Türkiye'nin güçlendiğini görüyor. Daha da güçleneceğiz, daha da lehimiz olacağı kanaatindeyim. Evet. Şimdi bir son dakika. Buradan Hanım, son bir cümle. Son dakika gelişmesini vereyim, size söz vereceğim. Tabii, değerli izleyiciler, Akdeniz'de Rodos Adası ve Marmaris açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 44.4 kilometre açıkladı. Orada yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileyelim. Allah beterinden korusun. Buyurun Resul Bey. Ben bir konuda topluma bir uyarıda bulunmak istiyorum. Hatırlayacaksınız, geçen hafta emniyet şeridinde Çakarı ile devam eden ambulansın önüne iki tane maganda geçti. Hasta var mı yok mu diye kontrol etti. Baktılar hasta var, bıraktılar. Şimdi bu aslında son derece yanlış bir harekettir. Evet. Ambulansın içinde hasta olmasa bile
o ambulans bir hastayı almak için bu şeride girmiş olabilir. Evet. Dolayısıyla ambulanslara içinde hasta vardı yoktu diye müdahale etmek bir de zaman kaybıdır tabii. İnsanlığın sağlığıyla oynamaktır. Dolayısıyla özellikle bunu hatırlatmak istedim. Evet. İçi boş olsun, dolu olsun. Ambulansın öncelik hakkı tabii vardır ki. Daima. Evet, evet. Teşekkür şimdi ediyorum. Yurttaşa güven, devlet yurttaş ilişkisinde ciddi bir meseledir bu. Evet. Yani mesela Batı'da kimliğinizi sormazlar, siz kimliğinizi istemezler. Kimliğinizi sorarlar, bir kontrol edin, söylersiniz ve inanırlar. Evet. Noktalayalım, programımızı bitirdik. Bizde öyle bitirdik. Değil, yani devletimiz derken, devleti evet, böyle evet. demokratikleştirerek evet. olur. Bu kastım budur. Aynı paydadayız, onu yani devlet şöyle, vatandaşa güvenmiyor. Güvenmemek de haklı belki de, vatandaş da problemli bu konularda ama birinci şart güveneceksin. Demokrasinin birinci şartı vatandaşa güvenmek. Star Gazetesi yazarı Sayın Resul Tosun, çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız ben için. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Posta Gazetesi yazarı Sayın Orhan Çalışlar, çok teşekkürler. Ağzınıza, ayağınıza, yüreğinize sağlık. Ve tabii ki Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, stratejist Sayın Profesör Doktor Cemal Zeyir, size de çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız için. Evet değerli izleyiciler, bugün de Haber Arena'yı noktalıyoruz. Bizden sonra saat başında 23'te analiz merkezi var. Koray Kamacı ve Doğan Akdeniz sizlerle olacak, kaçırmayın diyoruz. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir gece geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.